TVM'de her şeyi konuşalım. Hepiniz hoş geldiniz. Günaydınlar. Bugün benim için biraz aksiliklerle başlasa da yollarda kayboldum. Ondan sonra arabaya 3 kere gittim geldim. Ama Mehtap'ı gördüm. İnşallah bugün her şey iyi gidecek. İnşallah. Hoş ben geldin de. Canım. Teşekkür ederim. Nasılsın? Günaydın. Mehtap, ışıl ışıl ışıldattın. Mehtap'ın ışığındaki yakamozlara çevirdin bizi. Yani senin gözlüklerin yanında sıfır kalıyor. Maşallah. Bugün çok bomba açıklamalar olacak. Önümüzde çok acayip ötesi haberler var listemizde. Ekibimiz evet. Çok yakma. Gizli. Yok senlik değil. Sen zaten kendi güzel açıklamaların oluyor. Evet. Ama programda çok ilginç, çok gizli saklı bombalar var. Özel ne zamandır peşinde olduğumuz bazı konuların sonuçlarına kısmen ulaştık. Onları paylaşacağız. Sacit abinin yorumlarıyla kaçlanacak. Zeki Müren'le ilgili şey yok mu? Allah rahmet eylesin. Allah bizim rahmet kadar mi? Anan yoktur evet, gerçekten. Saydan nur içinde yatsın. Biz hep Zeki Müren'e yer veriyoruz. Evet, Sacit abi çok sever gerçekten. Sacit abi de biz hepimiz de çok seviyoruz. O ayrı. Ama bir yerden artık başlamak lazım. Başlamak lazım, evet. Doktor Erol iş başında çeşitli doneleri eline alıyor. Ardından sonuca ulaşıyor. O zaman bugün programımızda hangi konuları işleyeceğiz? Göz atalım ve ardından... Uçucu vermeyeceğiz bugün. Vermeyeceğiz. O zaman evet. Direkt başlıyoruz efendim. Evet. Gelsin haberlerimiz. Evet, bu bomba haberi ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Aleyna Tilki 16 yaşında, daha önce 13 yaşında, 14 yaşında O Ses'in yarışmacısıydı. Fakat bir single çıkardı, listelerde yükseldi ve şu anda içkili yerlerde çalışıyor. Sabah Günaydın ekibi haber yapınca ortalık birbirine girdi. Bugünün ana konularından biri olacak ama şimdi değil, ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Aynı şekilde Anıtkabir'e çocuk parkından sonra halı saha yapıldı. Maçlar başladı. Bunu da konuşacağız ama ilerleyen dakikalarda daha çok birçok haberimiz olacak. Mehtap, ne yapıyorsun? Görüşmeli neler yaptın? Evdekiler nasıl? Köydekiler nasıl? Sarı öküz doğurdu mu? Ne yaptım? 3-4 ay önce bir single yaptım abi, evet. Biliyorsun. Benim patronum Kemal Aslan'la beraber plak çekildi. Evet, tanıyorsun. Çok selam var zaten Sait abimizde. Yaptık, verdik. Döndü Kral TV'de müzik platformlarında. Şimdi yeni bir tane bir iş yapıyoruz. Güzel bir proje. İyi bir, belki de bir sürpriz bir isimle bir düet yapacağız. Patronum bana geçenlerde şirkette söyledi. Güzel bir diyetimiz de olabilir. Peki bir şey söyleyeceğim. Kral TV dedin de kral da döndüğünün artık çok da kelime anlamı. Çok fena. Kral da döndü mü dönmedi mi? Kuru kral da dönüp dönmemek artık çok da önemli değil. O evet. Eskiden kral da dönünce bayağı hayatın dönebiliyordu. Doğru, şimdi yok. Şimdi kral da dönmüş, dönmemiş vesaire. Saldım çeyre Mevlam kayıra. Çünkü artık Kral TV veya Kral TV olarak söylemiyorum. Zaten çoğu dijital platformdan evet. Da çıkmak zorunda kalırlar pahalı paralar nedeniyle. Power'da, Number One vesaire. O artık Kral TV bu. Telefon, doğru. Telefon, çok uygulamalar, sosyal medya. Sosyal medya. Şarkın orada patlarsa patlıyor. Yoksa Kral TV döndü, dönmedi. O işler. Radyolar önemli, radyolar önemli ama artık radyoları da uygulamalardan dinliyor insanlar. Yani onların keyfiyetinden çıkarıyorlar. Mecralar değişti. Ama bizim de şansımıza bakalım bir şey olacak mı? Tabii olacak iş varsa oluyor, olmayacak evet. İş varsa da uygulamadan dinliyorlar nasıl yani? Radyo, işte radyo mesela şimdi, biz radyonun, bir uygulama. Radyonun yayını var ya, radyo normalde playlisti var, çalma şarkıları sırası var. Ama her radyonun veya bazı uygulamanın, işte biz dinlemiyormuş şarkıları nereden? Radyodan uygulamadan kastın o yani. Tabii, evet. Tabii. Ama radyoların kendi uygulamaları da var. Radyoların diyelim X Radyo diyor ki o X Radyo'nun artı 10-20 tane de kendi radyosu var. Diyor ki işte şu tarz müzik, bu tarz müzik veya kendi listeni kendin hazırla. Yani artık birçok şey değişiyor medyada ve radyolarda değişkenlikler söz konusu. Evet. Bu arada yine bu taşlı yollarda, şimdi geçen programı seyreden var, seyretmeyen. Yine hala önünü kesmeye çalışanlar oluyor mu sence? Ben kendi halimdeyim. Yani kimseyle muhatap, kimseyle şey yapmıyorum. Öyle hani nasıl söyleyeyim? Dikkate de almıyorum söylenen bir şeyleri artık. Kısık ateşte pişiriyorum diyorsun. Yemek yani, ki özleşsin. Tabii ki oldu, olmadı değil tabii ki. Sağaçta abi de biliyor. Bu başladığımız o dönemlerde herkesin, bu piyasaya yeni başlayanlarda olabiliyor bu tip şeyler. Ama bakıyorum onlar bizim
teyzelerimiz diye görüyorum bazılarını. Yaş olarak çok fazla büyükler. O yüzden... Pardon, 21. VTR hazır mı arkadaşlar? 21. VTR üzerinde konuşacağımız bir kişi tabii zaman çünkü. Geçtikçe hazır. Sırada inşallah bize gelecektir diye düşünüyorum. Evet. Bu. Hani bu denizde böyle bir kult, yani savurur. Evet. İlahi adalete inanıyor musun? Çok inanıyorum. Peki tabii. O zaman bir Ebru Gündeş seyredelim, sonra dönelim ilahi adalet ve yargıdaki adaleti konuşalım. Evet, o zaman haberimiz gelsin, ardından yorumlarımızı yapalım. Ya bu Ebru Gündeş amma oynamış seninle ya. Üstüne oyna. Ebru Gündeş şöyle halleri var böyle. SMS isterken falan da filan. Yani, bayağı saydırmış sana. Benim o da onun kişisel görüşü. Saygı duyuyorum. Yani ne diyeyim? Ben inanmamış olabilir benim samimiyetime. Seni ama halk inandı. SMS halka SMS yalakalı yaptığını iddia etmiş. Evet. Orada öyle bir şey var ama ben samimiyetimle herkesten birer SMS istedim. Tekrar da söylüyorum. Her zaman da söylüyorum. Ben yarışmada olduğum dönemdeyken bana SMS gönderen hatta yani çok destek olan insanlar oldu bu SMS'ler konusunda falan. Hayır. Ebru Gündeş'in iddiası şu. Sadece diyor SMS isterken sahicisin. O bir taraflarda oynuyorsun diyor sana orada. Şimdi benim oynamadığımı kaç yıldır ekranlarda beni takip eden izleyicilerim, sevenlerim biliyorlar bunu yani söyleyecek de bir şey bulamıyorum. Sacı Taga. Şimdi orada diyor ki en az diyor sen de bizim kadar her şeyi biliyorsun diyor. Yok bazı konularda sizden fazla bir şey biliyor. Çünkü sebebini söyleyeyim. Biraz volüm lazım. Bazı konularda sizden fazla bir şey biliyor. Bu ses soluk şarkı türkü içinde evet. Demiyorum. Şimdi o hayatın minimum yerinden başlamış ve son derece tehlikesi ve trafiği zor olan bir yerde. Kadınlarının yahut eline yüzüne bakılır gençliğinin yanında tehlikesi ve trafiği çok bol bir yerde. Tamam mı? Şimdi Mehtap gelip sizin platformunuzda sesiyle soluğuyla şarkı söylüyor da siz acaba onun geldiği o platformda kaç dakika kalabilirsiniz? İşin en kritik noktası bu. Neden? Şimdi o pavyonun hayatında gece saat 1'den 1.30'dan sonra eline yüzüne bakılır veyahut işte biraz sesi soluğu olan ve o kadar kritik bir noktada bir kadın o saat bu saat buraya kolay kolay gelemez. Geliyorsa orada artık oya gibi işlemiştir hadiseleri, olaylara karşı çarıklı bir erken harp. Bak dikkat et bununla söylediğim lafı. Hayatın getirdiği sillesini yiye yiye bir tecrübe edinmişindir. Ondan sonra aynı hataları tekrarlamadan yeni üstüne gelecek olan hadiselere güzel bir set çekmişindir. Ve o bir tecrübedir. Şimdi sen de bizim kadar her şeyi biliyorsun derken sizden fazla bildiği şeyler var. En nihayetinde şarkı söylüyorsunuz. Şimdi bugün arabesk tarzı veya fantazi tarzı okuyor. Mehtap bir ay kapansın. Ya işte iki ay kapansın. Hayır desin bana. Çok rahatlıkla burada bunu tartışabiliriz. Doğru dürüst bildiğimiz klasik anam babam usulü bir Alaturka sazla bütün Türk sanat müziği şarkılarını söyler. Bu tavrını düzeltmek kaydı şarkıyla. Ama onu o bu kadar güzel tavırla bu kadar güzel şarkı söyleyen o Ebru Gündeş bunun çalıştığı o pavyonda 15 dakika çalışamaz gece saat 2'de. Çalışabilmesi bir meziyet mi? Müşahede buyur şimdi. Şimdi meziyet olarak konuşmuyoruz. Yani bir takım var ortada sadece çimende oynuyor. Toprak sahaya geldiği zaman amuda kalkıyor. Bir takım da var ki Balçık'ta bilene kadar Balçık'ta takır takır top oynuyor. Aradaki fark bu. Bu benim babamın kızı değil. Ben bunu savunmakla yükümlü değilim. Haksızlık çok da eleştirdin abi zamanında. Zamanında da çok eleştirdim. Bir şey insanları oradaki jüri bu yarışmalara muhalefetin bundan. Orada oturan jüri şarkıcının sesiyle ilgilenmeli. Yok, orada küstahlık üzerine. Ha, zaten. Şimdi kılığı kıyafeti çok böyle dikkat çeken, çok son derece kötü bir şeyse bunu da bir uslup dahilinde söylenir. Yok, sahnenin ama orada oturdunuz. Gelmedin? Sahnenin önüne niye gelmedin? Bu memlekette ben öyle starlar biliyorum ki 6 ay semazen gibi sallandı mikrofonun başında. Podyuma gitti. Şarkıyı dönüp gelip de tekrardan başladığı yerde bitirmesi gerekirken podyumun ucunda bitirdi. Sordum sarı çiçeği. Bu memleketin çok önemli iddialı astrolistlerin burnuna mandal taktım ben. Aha ağzına öyle kalem koyacağım.
pronunciation düzelsin telaffuzlar diye. Kime anlatıyorlar? Yani bir şeyi eleştirirken kendine de bakacaksın. Ya demir attım yalnızla kıyafetiyle çıktığında neydi bu? Orada tek meziyeti vardı, şarkı söylüyordu. O yapma prometro bebekler gibi giyilmiş, çıkılmış bir kıyafetle, emanet elbiseyle. Evet, emanet elbiseyle o zamanı unutmaması lazım. Yani, bilakis onun daha empati kurabiliyor olması lazım. Onun daha çok empati kurabilmesi lazım. Korkuyor. Burada öyle anlar geldi ki yarışmacının göğsünü kontrol ettiler. Açtılar, dizinden yukarısına baktılar. Açtılar, topuğuna baktılar. El alemin karısını, kızını, çoluğunu, çocuğunu rezil kepaz ettiler. Ya benim popomu kontrol ettiler. Böyle bir şey var mı ya? Dünyanın neresinde var? Evet. Şimdi bir de üstüne sen burada işte halktan oy istiyorsun. Ya halktan oy istiyorsun. Tabii ki oy isteyecek. Bu tamam, buraya elenirim yoksa. Birinci olmak üzere geldi. Bu yarışma nihayetinde format belli. Yani, üzerinden yürüyor. Yoksa ben de zamanda ben de onu eleştirdim. Siz neyle eleştirdiniz? Ben eleştirdim, ağzını yaya konuşma. Doğru. Burası apasulu meyhanesi değil. Bir ağlıyordum, bir üzülüyordum. Yani nedir böyle? Ya, bu bir orada oturanlara şirin gözükmek için onların eserini okurken yapıyorsunuz doğru. Yani. Okuyorsan doğru dürüst oku. Okumuyorsan okuma. Evet. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Yani, bana böyle gel. Fantazi okuyacaksan bile ya arabesk okuyacaksan benim sevip sevmemem önemli değil. Evet. Egzajere etme. Ha artı bir iddiam da var. Söylüyorum da. Benim söylediğim tarzdaki o sazlarla otursun bu tavrını. Çünkü bu bir tavır meselesi. Ama onun tavrında o arabesk tavuğu var abi. Suni durur öyle. Ya hocam zaten bir şey söyleyeceğim sana. Kendisi de zaman zaman arabesk okuyor. Fazlasıyla. Fazlasıyla. Diyebilir miyiz ki Ebru Gündeş Alaturk okuyamaz? Böyle bir şey söyleme hakkımız var mı? Olmaz böyle bir şey. Şu anda Geçer Akçe Bu diye bunu okuyorlar. Elbette ki bu sesi olan insan en nihayetinde 15 gün, 20 gün, 1 ay, 2 ay oturur. O tavır düzelir. Çünkü esas sermaye gırtlağında duruyor hançeresinde. Ama bir fark var. Ebru Gündeş küçüklüğünde annesinin saç maşasını alıp aynanın karşısında sanat müziği okuyarak da Ajdı Pekkan okuyarak kendini büyütmüş. O da sahnede, pavyonda Tüdanya Bergen okuyarak kendini var etmiş. Şimdi okullar bu bir kere değişik. Bu hikaye ezelden beri var. Her çocukluğundan, başlıyor. Yani ben bundan da bir illallah öğretiyorum. Ama öyle çocuklar. Yani böyle diyorlar. Ona da kabul. Kız çocuklarına sesi öyle. Olduktan sonra bir sorun yok. Kardeşim bu eserler zaten dikkat et. Bu eserleri sahnede okuyamadılar senelerce. Okuyamadılar kardeşim. Çünkü bu eserler ağlak eserler. İstedikleri kadar bana bunun yazarı, çizeri, okuyanı kim olursa olsun ben vız gelir tırıs gider. Sen esas okumayı bırak. Okusa da anlayacak kaç kişi kaldı. Ya kardeşim. Onu konuşalım. O ayrı bir konu. O çok önemli bir konu ama. Şimdi zaten zaman zaman bu arabesk Türk müziğinin katilidir dediğim zaman bana güçlerine gidiyor. Evet katilidir. Bunlara senelerce TRT'de şurada burada okuyamazsınız. Denetime tabisiniz. Bunları okuyamazsınız. Ne kadar banal, ne kadar basit laflar var. Bıçağı hançereme vurdu. Sırtımdan beni yıkaradı değil. Bunlar nasıl bir güfte bunlar? Şimdi bakıyorsun Allah nur içinde yatırsın. Şekip Ayan Özüş'ün yazdığı güfteye bakıyorsun. Bestelediği güfteye bakıyorsun. Dönüyorsun burada Saadettin Kaynak gibi bir ustaya bakıyorsun. Adam konçerto yazmış. Dönüyorsun burada Selahattin Pınar'a bakıyorsun. Dönüyorsun başka bir... Ama zevk meselesi ya şimdi abi? Sen beynine vura vura bu zevki değiştirdiler. Güfte önemli. Beste kadar güfte de önemli. O şiirsel hadis. Saadettin Kaynak Mehtaba Bürünmüş Gece diye o eseri yazdığında orada bir edebiyat anlatıyor. Kadına olan aşkını başka türlü anlatıyor. Yine bu sensiz bu yıl ada sensiz. Ama o adamı kaldı. Dediği zaman bak, Göksu Kayıkçıları mı kaldı? Hocam o işte bir şey söyle. Onu da Göksu Kayıkçılarına falan alakası yok. Bu başka senin temel müziğin bu. Ondan sonra kalkıyorsunuz seneler sonra utanmadan, sıkılmadan Arap aleminin radyolarını dinleye Abdülhalim Hafız'ın Zeylal Havvası'ndan bir mezur buradan al, bir mezur buradan al. Gel burada beste yap. Ama müzik hayatta değişmedi mi? Şimdi o naiflik yok ki.
Yani hayatın içinde öptü. Ya daha hocam bunu dinlemek için... Sevinçli bir sabah içindeydiniz. Daha önceleri ya, neredeydiniz dese normal hayatta delirmiş zannedecekler. Batı bu kadar medeniyetin tavan yaptığı yer. O zaman Beethoven'ın herhangi bir eserini klasik değiştirebilir. Klasik müzik başka bir şey ama. Bu da senin klasik müziğin. Yok müziğin... güfte mantığından bahsettik ama. Ya hocam güfte ne demek? Söz. Söz. Yani bu sözün bir anlam ifade ettiği... Yok mu demek mi? Anlam ifade ettiği de var da günceli yakalamak. Çoğu sanat müziği şarkısı hangi günceli yakalamaktan güncel bahsediyorsun hocam? Adapte olamıyor. Adam dün dedi ki burada görüntüde bırak bunu beraber oturalım yeni bir beste yapalım. Adam marangoz muamelesi gösteriyor buna ya. Önüne bir kütük geldi hızar makinesine sokacak sandalye yapacak bunu. Gepetto bunu gibi anlatıyor Gepetto. Yani. Gepetto usta. Şimdi, o zaman yok. Sen de bana yok, diyorsun yok. Ki işte bu da bestekar. Rahmetli Saadettin Kaynak da bestekar. Olmadı abi kusura bakma ben ya, söyleyebilirim. Peki başka bir şey söyleyeceğim. Bunlar öldü mü abi? Bir sürü yeni insan yok mu? Neden sanat müziği yeni şarkısı yapılamıyor? Onu sizin hayır. Sizin sektörünüze soracaksınız onu. Sanat müziğinin artık sanat müziği bence caza dönüştü. Caz klasikleri gibi. Evet. Çünkü artık toplumsal konuşma dili söylemde o naiflik kalmadı. Kalmadı, değişim. Ya bu, kaldığını iddia edebilir misin abi? Bu bir değişim olarak, bunu bir değişim olarak sen ortaya koyamazsın. Ne demek toplumda birbirine hitap şekli kalmadı? Nasıl bir mantık bu ya? Ya küfürlerin bağlaç olarak sen, kullanıldığı yol, bir dünyaya yol geçiyor. Veren sensin ya. Abi ne yol verin? Bunun müzikle de alakası yok. Toplum o duruma gelmemiş mi? Hocam bu toplumu... Bu naiflik kaldı mı hocam? Bu naiflik kalmadı. Ha, elbette kaldı ki kalmadı. Kalmadı. Kalmadı da kime pazarlayacak? Peki ben de sana bir şey müzikle söyleyeceğim. Müzikle bir ticaret. Ya bu bir zincirin halkaları Erol. Yani son halkada bu toplumda naiflik kaldı mı? Kalmadıysa budur bunun istediği talep diye hadiseye bakamayız. Hayır, kalmayınca şuna bakıyorum ben. Söz yazarları o naifçe bir şeyi yazsalar. Bugün biri çıksa sevinçli bir telaş içindeydiniz dese millet diyecek ki bu adam ne diyor? Ya biz sen, sevdiğimiz, bildiğimiz sen, için eskiyi seviyoruz. Ben seviyorum. Hocam, bak, ben sevdiğim için savunmuyorum bunu. Eğer senin şu andaki toplumun bu söylediğin güftenin bu mısrasını bu adam ne diyor diye bakıyorsa işte zurnanın zırt dediği yer burası. İşte felakete buradan gelmişsin zaten. Senin senelerinde, senin gençliğinde bir star çıkıp da yakalarsam deseydi... Dedikmezler ki. Ya deli misin? Bütün Beyoğlu dayaktan... ya bu memleketin süperstarı var ya. İlk sahneye çıktığında Adana'da buna domates attılar ya. Hakaret ettiler. Ne yaptı kadın orada? Orada da Batı müziği şarkı söyledi ya. Bir şey yapmadı ki. İşte yani o kadının o saatinden sonra Zeki Bey buna sahip çıkmasaydı böyle bir şey yoktu. Batı söyledi diye mi? Ya ne yani... Ya aranjman söyledi, ya Batı tarzı. Bu nedenle mi domates attılar? Yuhaladılar kadını ya. Bu nedenle. Evet, bu nedenle. Yani şimdi bazı şeylerin, yani toplumda işte bu isteniyor. Bu isteyebilir bunu. Bunu kim istiyor? Ama sen koskoca bir 80 milyonluk bir ülkenin temel müzik anlayışını, kültürünü yok ediyorsun ya. Abi düşünebiliyor musun? Sanat müziği şarkısı artık yapılmış. Yok olmuş bile. Şarkısı yapılmış şöyle. Güzelim like'la beni fava at. Ya. Takipçilerini yolla bana. Sait abi bir şey sorabilir miyim? İşte böyle bir şimdi günümüzün star popçuları bayağı çoğu hepsi diyelim genelde. Bizim okumuş olduğumuz arabesk şarkıları genelde hani arabesk cover şarkıları okuyorlar, klipler çekiyorlar. Hı. Tekrardan bir arabeske dönüş oldu. Popçularda da bu sefer arabeske dönüş. Popçuların hepsi arabesk albüm yapıyor. Yani ha, bir de böyle bir şey var abi. Popçular da arabesk yapıyorlar. Ya Şeker kardeşim, şimdi bu ticari bir iş değil mi? Biraz evvel söylediğinizle çelişmeyin. Madem toplum bu kadar konuşma uslubunda da bütün kurallar, kaide ve kuralları yerlere yeksan edip de yepyeni bir ortaya bir şey koymuşsa, görüş ve bakış açısı koymuşsa, bu arz talep meselesi. Bunu talep ediyorlar. İnsanlar da bunu yapıyorlar. Hı. Ben burada değilim ya. Benim anlatmak istediğim şey bu değil. Senin temelin olan bu hani birileri çıkıyor işte saray müziği diyor, bilmem ne diyor, zart diyor, zurt diyor. 50 tane isim takıyorlar. Bu müziği bu kadar bu hale getir yani bunu çalındığında nasıl bir toplum yarattın ki sen? Buna baktığında bu adam ne diyor diyebiliyor. Karteller izin veriyor mu? Radyolar sanat müziği çalıyor mu? Radyolar halk müziği genelde çalıyor mu? Genelde daha çok pop
Top tabii. Hep bu. Türkücüler, biz arabeskçiler, Türkücüler. Reklam veren böyle istiyor diyor. Beyaz Türkler bunu istiyor diyor. Evet, beyaz top. Türkler mi istiyor? Evet. Biz de zenci kalıyoruz. Ne yapalım, biz nerede söyleyelim gidelim? Onun ve daha fazlasını birazdan konuşalım. Ben, popçular söylüyor arabeski, biz arabeski. Benim anlatmak istediğim şey bu değil. Ben bambaşka bir şey anlatmak istiyorum. Mehtap'ı da söylüyorum. Sesi soluğu olan bir kadın. Sağ olun. Normal oradaki yerde. Şimdi bir şey soracağım sana, bana çok doğru söyle. Çalıştığım pavyonlarda, sahneye çıktığında. Evet abi. O tarihlerde. Evet. Zaman zaman arabeske okuduğunda, zaman zaman Türk sanat müziğinin klasikleşmiş, herkese bilinen, kulağa hoş gelen şarkılarını söylüyor muydun? Evet. İstek geliyordu. İstek geliyordu, söylüyordu. Şimdi geliyoruz bunun devrinden de bir 30 sene geriye. O zaman da aynı şeyler vardı ama o zaman da yine herkesin beraber terennüm ettiği bilinen klasik müzikler, yani şarkılar söyleniyordu. Yani gün geçtikçe ama zaman... Klasikler zaten yine başta acı. Fasıllar, gençler fasılı çok seviyor. Çok nadir fasıllarda ama kalmadı artık fasıl... gerçekten. Yok yok, bazı klasikleri. Benim söylediğim şu, yeni üretim yok. Yeni, çünkü yeni jenerasyonda o niye üretiyordu o güfteci, besteci? O adam müzik biliyordu, dımtısçı değildi o çok değerli. İki notayı. Ya bugün Türkiye'nin en iddialı 3-4 tane solisti var. Bilemedim 5 tane solisti var. Bunlar gidiyorlar Kıbrıs'a, şuraya buraya ve bu Şişli'deki yerde çalışıyorlar zaman zaman. Ya arkadaşım, bunların repertuarlarına dikkat ediyor musun sen? Dikkat etmiyorsun. Ben isim vererek söylüyorum. Belli bir kalıpta bir repertuarları var. Haftanın iki günde çalışsalar aynı repertuar okunuyor. Bülent Ersoy gibi biri, ben onu yine o Şiş'teki yerin kardeşinin olduğu bir yere gittiğimde, o güne kadar orada Ataköy'deki okunmamış bir eserle çıktı. Onun önünde de bunun peşrevini çaldı saz. Ve bunu çıkıp ondan sonra orada 400 kişiye şunu söyledi. Eğer ben bu şarkıyla çıkmasaydım beni bu tefe koyar dedi. Şimdi bakın, ben buna kendime bir pay çıkarmak için söylemiyorum. Bu Bülent Ersoy bu. Onu size özel okudu yani. Yani onu birkaç tane daha ona bağladıktan sonra o insanların istediklerini okumaya başladı. Şimdi insanlar o gün okulan şeyinden haberi yok. Ben de diyorum ki bu Bülent Ersoy gibi bir iddialı bir solist bu. Bunun bildiği eserin adedin haddi hesabı yok. Hakkını teslim ederim. O bile kardeşim bugün Hicaz makamı yapıyoruz. Yahut bugün Kürdü, yahut bugün işte Hüzzam yapıyoruz demiyor. Buna muazzabacı da demiyor. Hı hı. Aynı basma kalıp klişeleşmişler. Öyle yani, ekstra bir gün geldi. Alalım parayı kardeşim. Aldım parayı, volta. Ama geçmişte de bu yok muydu? Yok böyle bir şey. Geçmişte de müşteriye göre bir... Hayır, böyle bir şey yok hocam. Sezen Aksu babanızdan bu nedenle fırçayamadı mı? Hayır, bir şey söyleyeceğim. Bak, ya şimdi... Benim dediğim ilmi teyit ediyorsun. Aha. Sen burada kendi şahsi kaprislerin uğruna bir repertuar yapamazsın. Buraya para verip hatırı sayılır para ödeyen insanların istediği tarzda bir repertuar yapacaksın. O günün insanları onu istiyordu. Ha. Bugünün insanları da bunu istiyor diye iş iyice tambara tumbara buralara kadar geldi. İnsanların isteğini istemiş rahmetli Fahri Bey. Ben onu, yani aynı şeyleri konuşuyoruz. Evet. Ben yani anlaşamıyoruz. Neden anlaşamıyoruz? Yok yok, anlaşamıyoruz değil. İşte müşteri acaba müşteriye hitap olmaz eder işte mi? O orada ben de diyorum ki eğer bunun adı içkili bir yerse, gazino diye bir yerse, orada bazı kuralları o insanlara sen az solist olarak, aşağıdaki servis olarak onları rencide etmeden bunun böyle olduğunu, bunun böyle olmadığını ihsas ettirmek durumundasın. Şimdi içkili yerler toplumun toplasan binde biri kitleyi yakalayamaz. Asıl olan radyolardır, televizyonlardır. Bence artık devletin bu konuyu el atması lazımdır. Saçma bir yasa var. Belli oranda çalmak zorundasınız. Peki ne zaman çalıyorlar biliyor musun? Gece 4.30'la sabaha karşı 6 arası neyi kotayı çalıyorlar? Dolduruyorlar radyolar. Ha. Ve televizyonlar da yapıyordu bir dönem onu. Çaldık mı çaldık diyorlar rütbeye karşı. Yani devlet el koymazsa bu radyolara kulağımız aşina olmayacak. O zaman da yeni üretimler olmayacak. Bu sektörü aşıyor. Ben mesela sen çok yıldız bir ses bulsan desen ki ya evet, acayip bir ses geldi.
bana dinlesem, bayılsam sanat müziği albüm yapamam. Çünkü çalacak mecram yok. Aynı şekilde halk müziğinden bir ses bulsam yapamam. Çalacak mecra yok. Ya hocam bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına çok rica ederim. Çok doğru söylüyorsun bazı şeylere de. Benim de bazı şeylere itirazım var. Ya bu memlekette 3 tane klarnetçi çıktı. Kendini Benny Goodman zannetti ya. Yani şarkıların ara namelerini çaldığında bunların heykelini diktiler abi. Gözünü seveyim ya. Bura nasıl bir memleket oldu ya? Ne yapıyor bu adam i̇şte ya? Pazarlama. Ya ne yapıyor abi? Bana bir anlatsınlar. Abi o klarnetçi dediğin adam. Ya bırak Allah aşkına. Deniz Seki ile aşk yaşamasaydı. Ya mesele Deniz Seki aşkı meşki değil. Mesele bu arkadaşların. O zaten vardı. Bizim albümlere çalgıya geliyordu. 100 liraya geliyordu. Albümlerde ya, ara name çalmaya. Deniz Seki ile patladı. Ben dedi 3000 dolar istiyorum. Ya amenna. Onda değilim ben. Ben Deniz Seki ile aşkı patladı 100 liraya geliyordu. Ama nedenini sordun, cevabını verdim abi. Ben bu memlekette bu arkadaşların şu anda klarnet bildiğimiz klarnet. Tamam mı kardeşim? Hatta peşrevi olmayan bir alet. Zurnada peşrevi olmaz derler. Ne çıkarsa bahtına. Doğru. Bu aletle nefesine kuvvet, eserlerin ara namelerini, introlarını çalmaktan başka ne yaptılar? O yine bir şey çalıyormuş. Hiçbir şey çalamayan o bıdı bıdı ablam star bebeğim ne olacak? Ay, evet, o ne? O yine bir şey çalıyormuş. Yani o yine üflüyormuş. Vallahi onu bunu bilmem ben. Benim bildiğim şöyle bir şey var. Yani yaşım itibariyle bunu söylüyorum. Süratle bu memleketin temelindeki önemli değerler yozlaştırılıyor. Fabrika ayarlarına dönmekte fayda var. Bu yani söylüyorum her geçen gün, dün de aynı laf sözü söyledim, bugün de söyleyeceğim. Bayır aşağı freni patlamış kamyon gibi koy verdin gidiyor. Peki Ebru Gündeş, İlahi Adalet, sana söyledikleri, Reza Zarrab, başına gelenler, onları daha ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Birazdan devam edelim. Bir dakika. Buyurun. O başına gelen işlen, bu onun yarışmadaki ona söylediği iş aynı şey değil. Aynı şey değil ama o da insan. İçinden geçenleri ama müsaade et ondan alalım ama birazdan alalım. Çünkü çok önemli bir konu şu. Tamam kardeşim. Çünkü buyurun. Aynı Deniz Seki'deki neydi o çocuk kapse giren? Bayhan olayı gibi. Hani büyük konuşmalar ve bumerang efektleri var. Onun gerçek hissiyatını dobra olduğu için alalım ama birazdan. Evet, Ebru Gündeş'te bu var çünkü daha önce... Dur, o konuya girme. Sen sunumunu yap, ona daha vakit var. Peki, biz 3-5 kiloyu bile zor verirken Gülse Özay yeni filmi görünce için 25 kilo birden vermiş. Peki nasıl? Evet, şimdi benim o kürtüde gözüm benim çocukluğumun geçtiği Ankara Bahçeli Evler. Orada büyüdüm ben, ilk orta, lise, üniversite. Bizim evin karşısında Anıtkabir. Ve Anıtkabir çok büyük bir adapafta. Şimdi biraz kurnazlık yapıp armutla elmayı birbirine karıştırmışlar. Evet, burada ilk çocuk bahçesi yapılmasına tepki ben gösterdim. Çünkü o mozelenin yanında. Şimdi o Anıtkabir'in o çok önemli manevi yerinin altında çok küçük bir büfe vardı. Hani acil ihtiyaçlar için tost, çay çok küçük böyle. Ne de olsa insanlar geliyor saatlerce. İki olgu vardı. O özelleştirilmiş kafeteryaya dönüşmüş. O da medeni bir durumdur. Louvre Müzesi'nde de var. Doğru. Dünyadaki tüm. Ona da okey. Fakat çocuk parkı oradaki huşuyu, sessizliği, sedayı bozan bir şeydi. Evet. Onu zaten biz de tepkimizi gösterdik. O tamam ve kaldırıldı da zaten. Ama o çok büyük bir pafta ve paftanın ucunda da orayı koruyan tabur var. Ve taburunda eğitim yerleri var. Yani orası asker eğitim alanının içindeki bir bölgeydi. Onlar da orada hem koşu hem futbol, yani eğitim amaçlı futbol aksiyonları için. Daha sonra modernize oldukça yıllar içinde orası da çitle çevrilip halı sahaya çevrilmiş. Yani onun Anıtkabir'in kabir bölümüyle Aslanlı Yol'la, yani bizlerin o ziyaret alanıyla alakası yok. Çok ücra köşede paftanın diğer ucunda Beş Evler tarafına doğru ve askeri eğitim amaçlı olan bölgede sadece komutanların, askerlerin olduğu bölgededir. Yani bizim ziyaret alanımızla, yani Anıtkabir olarak bildiğimiz, hatta oradaki dünyanın bütün ağaçlarının toplandığı hatıra ormanı hiç alakası yok. Bu tamamen işte bu da dezenformasyon. Hı. Şimdi o hani Kemalist söylemin suistimal edildiği yerler var ya. Bu da onlardan biri. Kötü niyetli bakmak istemiyorum ama Hande Fırat doğrusunu söylemiş. Evet. Bu vardı, var ama neden dikkat çekmiş?
şu nedenle dikkat çekmiş, onu da söyleyeyim. Bir, çocuk parkı olayı olunca algıda seçicilik arttı. Evet. İki, orada eskiden normal bir güzergahtaymış. Halı sahaya o uzun çitler var ya, onlar çevrilince görünür hale gelmiş. Çünkü orası da artık bir ormanın içinde ama görünür hale gelmiş uçları. Ve tabii ki üstten çekim, alttan çekim, gazetelere de haber lazım. İşte o nedenle, ama o kabir ve oradaki o manevi aurayla alakası yok. Hmm. Yani o... Tabii ki. Anıtkabir Şemada'da gösteriyor şimdi yani. Çok şey, ücra köşesinde tabii bir yer. Tabii ki, o hakkını teslim ederim. Çünkü böyle de, çünkü bunun aslında bir zararı var. Onu da söyleyeyim. Evet, Anıtkabir'e duyarlılığımız artsın. Arttı da, çok da güzel oldu. Çocuk parkı hemen tepkiyle kaldırıldı. Ama bu tip dezenformasyon, yanlış bilgiler olunca bu sefer yalan çobana dönülür. Gerçekten oraya zarar verecek şeyler, olgular ortaya çıkınca, ama ya sallıyorlar zaten işte durumuna geçiyor. Evet. Şemada. Şemada da gözüküyor. Bunu da aydınlatmış olduk. Evet, haberlere devam edelim istersen. Evet, Rafet El Roman ve Ceren Kalpakaslan ilişkisini bitiren neden Rafet El Roman'ın kötü alışkanlıkları mıydı? Görelim. Ardından devam edelim. Evet, evet. Saadettin Saran çok değerli bir insan ve Fenerbahçe'ye başkan olabilir. Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım ihraç etmiştik. Davayı kazandı, geri döndü. Süper bir olay ve Ali Koç'u destekliyorum. Eğer ama adaylığını koymazsa ben koyacağım dedi. Çok kaliteli bir iş adamı ve çok sportman. Sonuna kadar destekliyorum. Fenerbahçe'yi uçurur. Evet, bugün Fenjilyan günü. Fenjilyan'ın, evet, kampanyada son günler. Dün dağıttık, binlerce telefon geldi. Biz yetişemedik, alamadık. Üzerimizde para yoktu vesaire. Bir sürü etkenle kampanyayı uzatmamız istendi. Bir gün daha ekledik. Fenjilyan bugün hem indirimli hem de gördüğünüz tüp power bar, içinden ne çıkıyor? Yedek telefon şarj ünitesi. Ne alakası var kremle? Bu jestimiz şu anda saat 10.30'a geliyor. 13.30'a kadar, yani 3 saat içinde sipariş verenlere bu telefonunuzu defalarca şarj edecek olan power bar'ı ücretsiz veriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bu jesti size yapıyoruz. Kutunun içinden iki şey çıkıyor. Bir tüp, bir de kablosu takıyoruz, fişe takıyoruz, şarj ediyoruz. Sonra kablosunu çıkartıyoruz, cebe atıyoruz, pantolon cebine bile sığar, çantamıza atıyoruz ve defalarca, yok elektrik kesildi, priz yoktu, dert etmeden defalarca hem sizin telefonunuzu hem yakınlarınızın telefonunu defalarca şarj ediyorsunuz. Ve tüm gün dayanıyor size, hem telefon hem tablet, bilgisayar, fotoğraf makinesini, hepsini şarj ediyorsunuz. İçinden de kullanım kılavuzu ve garantisi çıkıyor. Yıllarca kullanıyorsunuz. Evet, o yüzden bu çok önemli alette almak için hemen Fenjilyan alıyoruz. Fenjilyan bugün 89 lira yerine 69 lira. 2 tane alırsanız 60, 3 tane alırsanız 55 lira. Güzellik iksiri. Kırışıklıkları yok ediyor, cilt lekelerini yok ediyor, göz çevresi morluklarını yok ediyor. 20 faktör güneş koruyucu özelliği var. Evet, bugün 89 liralık kremi 55 liraya varan fiyatlarla almanız mümkün. Neredeyse yarı fiyatına ve bitmedi. Kargo da bugün bedava. 10 liradır. Tahsilatlı kargo. Çok önemli bir kargo getiriyor. Bir günde kapınızda hızlı kargo. O da bedava. Peki Fenjilyan nereden çıktı? Onu anlatayım. Tibet'e gittik, gördük. 2-3 yıl önce. Oradaki yerel halk bir ağaç kökünden bir krem üretmiş kendileri. Sürüyor, gençleşiyorlar. Onu Türkiye'ye getirdik. Sağlık Bakanlığı onayları, üniversite onayları, uluslararası sertifikalar tam 3 yıl sürdü. Sayın izleyiciler, bütün kozmetik sektörünün çoğu önümüzü kesmeye çalıştı. Niye? Biz tek tüpte hem gece hem gündüz hem yüz hem gözü kurtaralım dedik. Dediler ki yok, biz bunları ayrı ayrı 10 kremle satıyoruz. Fenjilyan.com'da da var ayrı ayrı hepsinden ama içinde çok özellikler var. Fenjilyan.com'dan ve çağrı merkezinden öğrenebilirsiniz. Onların çok ayrı özellikleri var. Ama biz tek tüpte hepsini topladık. Ve ortalık ayağa kalktı. Çünkü dediler ki bu kremi 500 liradan aşağı satmamanız lazım. Bu kadar özellik var içinde. Dedik yok kardeşim, biz sürümden kazanacağız, halka hizmet. O yüzden 89 liraya karar kıldık ama kampanya artık bitmişti. Son gün, birkaç gün daha uzattık. Bugün de o günlerden biri. 89 liralık kremi 69, 2 tane alırsanız 63 tane alırsanız 55 liraya satıyoruz. Kargoda bedava, yanında telefon şarj ünitesi, power bar hediye veriyoruz. 3 saat içinde sipariş verenlere elinizi çabuk tutun. Fenjilyan, görüntüler gelsin.
Yaşlandıkça ortadan kalkan kolajeni aktive eder. Kolajen aktive olunca sizin anlayacağınız dilde söyleyeyim. Bir balon düşünün, o buruşuyor, kırışıyor, sönüyor. O balonu tekrar canlandırıyor. Canlandıkça o buruşukluklar açılıyor, kırışıklıklar gidiyor. Cilt lekeleri, tüm cilt kırışıklıkları, göz çevresi morlukları ve tüm çiller, sivilce izleri, cildiniz tek tip, tek ton, pırıl pırıl oluyor, gençleşiyor. Günde iki kere kullanıyoruz. Bir sabah, bir akşam masaj yaparak, ki masaj yapalım ki nüfuz etsin dokuya. Çünkü çoğu krem nemlendiriciden öteye gitmez. İçinde aktif yok. Oysa fencilan içindeki özel aktifler organiktir bu arada, kimyasal barındırmaz. Özel aktifler nedeniyle dokuya nüfuz eder ve tüm kırışıklıkları, çizgileri açar, cilt lekelerini yok eder, göz çevresi morlukları, koyu halkaları yok eder. Hamileler de kullanabilir, tamamen organiktir. Onu da unutmayalım. Günde iki kere sabah ve akşam temiz cilde uyguluyoruz. Masaj yaparak göz çevresine de böyle kaş arasından içe sürüyoruz. Kaş arasından içe. Diğerlerini böyle masaj yaparak yediriyoruz. Ve bir hafta 10 günde etkileri ortaya çıkmaya başlıyor. Botoks içermeyip botoks etkisi gösteren tek krem. Botoks dünyada çoğu ülkede yasaklandı. Kas tembelliği yapıyor. Bu arada fencilyanın diğer bir özelliği 20 faktör güneş koruyucu içeriyor. Diyeceksiniz ki yaz bitti, ne alakası var? Hayır. Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. Küresel ısınma ve ozon delinmesi nedeniyle artık güneşin zararlı ışınları ve radyasyonu 4 mevsim hücumda cilt kanseri yapıyor. Cildi yaşlandırıyor, buruşturuyor ve kösele gibi sert yapıyor. O yüzden 4 mevsim güneş koruyucu şart. En ucuz güneş koruyucu da 20-30 lira. O yüzden ona da para vermiyoruz. Çünkü fencilyanın içinde o madde var. Yani bir de oradan kârdayız. Evet. Nasıl ulaşıyoruz fencilyana? Önce şunu söyleyeyim. Kapına gelsin ürün. Bir günde geliyor zaten hızlı kargo ve kargo bedava bizden yani. Kapına gelsin nakit öde. Kapına gelsin kredi kartıyla öde. İstersen havale yap. Fencilyan.com'dan da alırsan kredi kartına taksit de var. WhatsApp uygulamasından da sağlıyoruz. Akıllı telefonla sipariş vermek için 0533 057 4592. WhatsApp uygulaması başında 533 var. 0533 057 4592. Bu numarayı arayabilirsiniz. Ama esas arama numaramız 532'li. Diğeri 533'lüydü. Arama numaranız, müşteri hizmetleri 532'li. 532 111 51 01. Çok kolay. Başında 532 var. 0532. 3 tane 1 var yan yana. 51 01. Hafızanızda kalsın diye söylüyorum. 0532 111 51 01. 0532 111 51 01. Bu aklımızda kalmaz diyenler, Google'a arama motoruna, bilgisayardan, cepten bir konuyu aratma yapıyorsunuz ya, Google, Yandex vesaireyle. Oraya Erol Köse yazın, boşluk bırakın, krem yazın veya araya virgül koyun, Erol Köse krem. Hop, fencilyan.com önünüze gelir. Ama esas 0532 111 51 01'den alacağız. Ve dediğimiz gibi kapıda nakit, kredi kartı, kredi kartına taksit, bütün seçenekler var. Fencilyan kullanıp gençleşiyoruz. 89 liralık kremi 69'a alıyoruz. 2 tane alırsak 60, 3 tane alırsak 55 liraya alıyoruz. Kargoya para vermiyoruz. Ve ne dedik? Power bar bedava alıyoruz. O nedir? Tüpün içinden çıkıyor. Evet, bunu fişe takıp şarj ediyoruz. Sonra çıkartıyoruz. Her tip telefon modeline uyan bu kremi, hediye ettiği, kremin hediye ettiği bu şarjı bedava kullanıyoruz ve defalarca telefonu, tableti, bilgisayarı, her şeyi şarj ediyoruz. Böyle bir kere, iki kere de defalarca, gün boyu yetiyorsa ve ayrıca hızlı şarj ediyor. Prize taktığımızda bir hızda yapıyoruz, o bunun 3 katı hızda. Uf diye jet şarj ediyor telefonlarımızı ve esas konu yok, priz vardı, yok da elektrikler kesildi, öyle bir dert yok. Ayrıca düğmesi var, bastığınızda fener özelliği var, başınızda bulunsun. Bu ülkede elektrikler gider gelir, her şey olur. Trafoya kedi girer, bir şey olur. Siz o yüzden yanınızda bulunsun. Ama fencilyanı alıp gençleşmeyi de unutmayın. Fencilyan mucizevi krem. Özellikle orta yaş, orta üstü hanımlar, beyler, menopozdaki hanımlar, menopoz sonrası hanımlar sizler için mucizevi. Ama gençler de kullanıyor. Onların da ciltleri ışıldıyor ve yaşlanmaları gecikiyor. Fencilyan. Ben doktor olarak size öneriyorum. Ürünün reklam yüzü değilim, ortağıyım. Herkes bilir ki beni, boş bir şeyi tanıtmam. Ne diyorsak o. Fencilyan.com 0532 111 51 01. Hemen al, kampanya bitiyor. Fencilyan sürmüyorsa dizimle değilse. Ne sürüyorsak o. Fencilyan.
Oy 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 oy. Neler olmuş? Oy! Şunu söyleyeyim. Bu program Flash TV'de yapıyorduk. Bir şöhretin bedeli. Eskiden işte Yeşilçam döneminde şöhreti olanlar, daha sonradan şöhreti kaybedenler. Şöhreti bedeli. Güzel tabii, bir tabii, konu. Tabii. O tarz ya da hani şöhret olmak isteyip de çok paralar harcayıp albümler yapıp ama yine de kendini ekranda gösteremeyenler. İç yapım mıydı, televizyonun kendi yapımı? İç yapımlar olarak Flash TV'de girdik ki, ama şu var, şunu söyleyeyim. Bizim bu programımız reyting sıralamasında Türkiye'nin 4 büyük kanallarıyla beraber hepsinin içerisinde ben 50. ve 60. olduğunu biliyorum. Ve AB'ye girmiştik bu programda. Evet, harika. Flash TV'de. Yani bayağı bir izleniyormuş. Hep action vardı. Yani bayağı bir hareketli bir programdı. Onu bulamadı arkadaşlar. Esas Recep Bülbül Ses ne yaptı? Ya o program o gün 50. olmuştuk işte. Havaalanına gidiyorum. Her gören beni Mehtap ne programdı yani. Benim hatırladığım Hüseyin Altın'ın kaçtığı vardı. O niye kaçmıştı? Ya programda yayını terk etti Hüseyin abi. Neye sinirlendi? Recep Bülbül Ses'e sinirlendi. İşte Dilberay vardır. İşte Recep Bülbül Ses falan vardı. O, işte orada demek ki birazcık konuşmalardan Recep Bülbül Ses'ten rahatsız olduğu için. Adam da terk etmek istedi. Aslında ben de Türkiye'de mesela bir show programı yapsam abi, şu da vardır. Gerçekten reyting yapan Türk televizyonlarında bazı tipler vardır. Mesela diyelim ki Acılar. Mesela diyelim ki işte Recep Bülbül Ses. Bu tipler her zaman reyting yapar ve izlenir. Ben açar seyrederim. Diyelim bir kanalda gördüğüm zaman ve reytingi de koyarım orada. Bir show programı yapsam yanıma alacağım adam Recep Bülbül Ses'tir. Aa, süper. Ve ben bununla beraber Türkiye'de de ilk reyting sıralamasında iddia da ediyorum. İstediğiniz kanala da koyun, istediğiniz programın karşısında. İlk 100'ün içerisinde çok güzel bir yerde. Ben sana yapacağım olur. O programı o zaman. Peki. Sacit abi, ben Kadir neydi? Levent Oran'la senin bir Savaş Ay programını hatırlıyorum abi. Benim hayatımda ilk çıktığım televizyon programıdır o. İlk kez. İlk defa. Peki o günün konusu neydi? Ne gerekçeyle sizi çağırmıştı Savaş Bey rahmetli? Vallahi ne olduğunu bilmiyorum. İşte ilk katıldığımız o zaman program. Siteniz var mıydı? Hayır. Daha yıllar evvel ya. Yıllar. Kaç sene oldu. Derken işte bu böyle biri geldi, yanıma oturdu. Ben tanımıyorum hiç kimseyi. İki tane de böyle karşımızda genç kızlar yani. Onlar da bugün çok hırpalandılar tabii. Bunun yüzünden. Bu döndü dedi ki, kaçınan kadını dövmen lazım dedi. Dövmesi lazım. Bu böyle çok üst perden konuşan bir adam. Ben de tanımıyorum. Bir de tam böyle yanımda, yani yanımda oturuyor. Bakıyorum, anlamıyorum. Daha neler, ne laflar, ne sözler, ne tahrik. En son dedim ki, bak kardeşim, sen bir kere meyvandan kalk, karşıya otur dedim. Senin dünyaya gelmen dedim, mukadderatsızlık. Benim hayatımda ilk katıldığım program son program olur. Şimdi dedim, kafanı gözünü kırdıracağım, kırarım dedim. Yani terbiyesizlik yapıyorsun sen. Ve o kızlara, yani neler söylemedi ya. Neler söylemedi? Yani burada şimdi telaffuz etmem bile mümkün değil. O zaman o yıllarda rütük hiçbir şey yok canım. Nerede? Ya rütük olmadığı dönem düşünüyorum da. Ya o program var ya, o program, işte o program 70 şehir mi, 73 şehir mi vay, ne aldı? Vay anam vay, bütün Türkiye yani. Ya, demek ki öyle konuşmuş değil. Bir o büyük reyting almıştı o tarihlerde. Adamın zaten rahmetlinin yaptığı bütün programlar 50-55'ten aşağı düşmüyordu. Bir de Bülent Ersoy'un, Orhan Gencebay'ın olduğu bir programda telefona bağlanıp onu orada söylediği lafı, şu anda tabii kayıtlar, o kayıtlar yok. O kayıtlar şu anda rahmetlinin oğlu Ulaş'tadır. Bülent Ersoy'un orada Orhan Gencebay'a söylediğini yarın çıkarsın burada yayınlasınlar. Benim birileri hakkında, bunların bazıları hakkında söylediklerimi mühürleyecek tarzda bir konuşmadır. Orhan Gencebay'a mı? Yüzüne. Doğru. Yüzüne, bizzati yüzüne. Özet söylemeniz yani, mümkün mü? Onu şimdi... Yani yerden yere vurdu. Öyle bir yerinden vurdu ki... Allah! İflah etmedi. Aman yani. Avcı vurma beni. Yani, ben şimdi, bu dağın maralı yap oldu. Şu anda
O kayıtların... Ama Orhan Bey de naif insan. Nezaketini korumuş ona. İşte Orhan, yani bir şey, cevap mı? Hiçbir şey veremedi. Vermez cevap zaten, merak Orhan da Bey. Veremedi. Hiç kimse de cevap naif veremedi. O kayıtlar şu anda arşivlerde. Ve arşiv zannediyorum ki Ulaş Ay'ın elindedir. Fakat onlar da bir daha o kayıtlardan ne internette paylaştılar, ne YouTube'a koydu paylaştılar. Hiçbir şey de paylaşmadılar. Yani insanlar esas yüzlerini rütün olmadığı dönemlerde gösteriyor. Bugünkü günden çok daha fazla samimiyetle ortaya koydular. Yani herkes Evet. Herkes karşısındaki hakkındaki düşüncelerini çok net ortaya koyuyor. Çok iyiymiş abi. Vallahi. Kesinlikle. Tam belli şey. Şimdi keşke o zaman tiyatro sahnesi gibi. Tabii peki. Bir de orada idara dubara da yok. Oh, süper. Öyle bir, Allah evet, ne verdi. Peki bu programı yaptın ama ben biliyorum ki Popstar Mehtap çok büyük majör kanallardan da teklif gelmişti. Evet abi. Ve bir programa başlayacaktın Show TV'de. Star TV'de başlayacaktın. Zaten bu programın sonunda ben Kanal 7'de yaptım bir süre program. Evet. Daha sonra Star TV'de bir program anlaşması yaptık. Yani oldu hasbelkader, birilerinin laflarına inandık falan filan oldu. Bekletilme dönemine girdik. Anlaşmamızı da imzaladıktan sonra. Bu piyasaya yeni giren, gözü açılmamış benim gibi saf salakların başına gelebilecek bir şey. Ben artık benim polemik şeyim olmasın diye o kişinin ismini vermeyeceğim ama şu kadar söyleyeceğim. Yani sabah öğle programlarında falan gördüğümüz bir solist destek veriyorum. Tabii menajer oldu. Onlar destek geçmişte veriyorum kaldı abi. Tribiyle, onları açmak bile istemiyorum. Bir alttan her şey ortada zaten. Evet. Her şey ortada zaten. İnsanlar ya ama sana destek oluyoruz yaklaşımıyla geldiler. Tabii canım. Vermiyoruz. Bana bu anlayan sektörde anlayan çok fazla kişi, bir kere şunu söyleyeyim. Çok fazla kişi öyle bir destek falan filan bilmem ne olmadı. Ama herkes oluyormuş havası yarattı. Yani oluyormuş gibi gösteriyorlar. Ama mışlı mışlı öyle bir şey de ya da hallederiz yok, yaparız. Şunu tanıyorum, sana şöyle bir şey yapalım. Arkasını döndü mü? Anlaşma yapmış oldum. İlk albümdeki plak şirketim, şimdiki plak şirketim Kemal Aslan Müzik yapıp yola çıktığımız. Elinden bütün gelen imkanlarını benim için seferber ediyor. Güzel işler yapıyor. Ben de onların laflarını, sözlerini dinlemeye... Bende de çok fazla yanlışlar var. Yok değil, Sacit abi biliyor. Hala da yani düzeltmeye çalışıyorum kendimi ama... Arzaya bağladığım zamanlar çok fazla oluyor. Çünkü ben çok fazla bir takıntılı bir kadınım. Hani televizyon seyrediyorum, %100'ü siyaset izliyorum. İşte Ahmet Hakan'dan başlıyordum, Şirin Payzan, işte hepsi falan filan. Oradan kafam Allah pamuğu gibi oluyor. Her gün onlarca şehitler veriyoruz falan. Aslında günlük gülüş falan. Onların birikimlerine patlıyorum. Bir şeyimiz yok aslında. Ben şimdi bunların içerisinde film çekiyoruz. Filmimiz bitiyor. İşte 1 milyon dolar diyelim, rakam veriyorum, bir bütçe ayrılmış ve film çekilmiş, bitmiş. Film vizyona girecek. Bizim şimdi keyfimiz yok, o ortamlarımızın durumu, yüzümüz gülmüyor. Kötüyüz abi, ne oldu? Ben kendi adıma konuşuyorum yani. Ülkemiz nereye gidiyor? Yani tabii ki içeriden dışarıdan her taraftan hainlerle kuşatılmışız. Kimin ne olduğu belli değil, neyin ne olduğu belli değil. Onun bir süreklemesi var yani. Şucu musun, bucu musun, şöyle misin, böyle misin? Tabii ki, tabii ki. Onlara takıyorum sürekli. Ben böyle hani dizi falan manyağı seyreden bir kadın değilim. Bundan belki 2 sene önce takılırdım. O Muşteşenmiş, Ahmet Fatma, onları seyrederdim ama şimdi beni hiç ilgilendirmiyor. Beni sadece şu anda ilgilendiren siyaset izliyorum. Ülkemizin bir an önce refaha çıkması. Aynen abi. İnşallah dua ediyorum artık şehit verilmesin. Artık bu hainler, bu ülkenin içerisinden, dışarısından kuşatmaya çalışan kalleşler, neyse, çocuklar bitsin, zarar görmesin. Bitsin, bebekler. İnsanlar ölüyor, bebekler Suriye'de, Halep'te katliamlar oluyor, binlerce insan ölüyor. Bunu her taraftan bir Suriye var, Suriye'ye saldırılıyor, sağdan, soldan, oradan, buradan. Tabii ki burada petrol var, yeraltı zenginlikleri, madenler. Abi oradaki bebeklere, oradaki insanlara, oradaki kadınlara, oradaki sivillere bunların yapılması... İşte bak sen ne güzel gerçek bir vatandaşsın. Abi kardeşim. Rahatlayayım ya, hislerinle, duygularınla. Ama çoğu bunlar olmasına rağmen kafasını kuma gömüp
Çantam ne? Bugün ne giyeceğim? Nerede gezeceğiz? Yok abi, ben onda değilim. Ben üzerimde giydiğim kazağın markası gözükmesin diye dikkat eden bir kadınım. Etiketini kesen, çantama reklamı yapayım, onu yapayım, bunu yapayım değil. O da değil. Yani benim de ciddi anlamda bu olaylar, Türkiye'deki bu siyaset bugünden beni gerçekten çok tedirgin ediyor ve üzülüyorum. Yani her şeye üzülüyorum bu aralar. Yani. Her geçen gün daha kötü şeyler. Moralimiz ülke olarak el ele vereceğiz, çalışacağız. Şarkıya takamıyorum kafamı. Bak abi, buna takamıyorum, şarkıya takamıyorum, filmime takamıyorum. Yeni sinema filmi geldi, senaryo geldi, okuyayım onu takamıyorum. Konsantre olamıyorsun çünkü. Olamıyorum. Üzülüyorum çünkü. Çünkü biz ne de olsa entertainment denilen eğlence sektörü içindeyiz. Ülkemiz depresyondayken o eğlenceye ayağımız olamaz tutmuyor. Eğlence artık. Her gün bir onlarca şehit verilirken, analar kan ağlarken, her gün evlere, ocaklara ateşler düşerken, Suriye'de, Halep'te de binlerce insan, çocuklar katledip ölürken ben burada popomu sallayıp da şarkı markı söyleyemem. Kusura bakmasın kimse yani. İçinden gelmiyor çünkü. Aynen gelmiyor. Içinde. Benim hayatım son dakika olmuş yani. Son dakika. Allah korusun. El ele, dirayetle hepimizin bitmesini istiyorum. Ülkenin feraha, huzura erişmesini bir an önce istiyorum. Amin. Ve asla amin. Kimsenin ötekiyle olmadığı bilinciyle yaşadığımız, çalıştığımız bayrağımıza ve anayasamıza, kanunlara uyduğumuz sürece ülkemiz toparlanacaktır. İnşallah. Yönetimden İnşallah. De, iktidardan da, siyasilerden de, muhalefetten de beklediğimiz budur. Atatürk'ün çizdiği yol ve anayasamız, bayrağımız hepsine muktedirdir. Ben de bir birey olarak, vatandaş olarak bunu tavsiye edebiliyorum. Ama programımızın gereği çok iyi yaptın, içini döktün. Hayır, sizin programınız sonra... abi genelde hani magazin programı. Yok, her şeyi konuşuyoruz. Hani, her şeyi konuşuyoruz Mehtap, her şeyi. Programımızın adı. Hiç kimse suya sabına dokunmuyor. Biz her şeyi. Siyaseti de konuşuyoruz. Anıtkabir'de ne olmuş onu da konuşuyoruz. Suriye'de ne oluyor onu da konuşuyoruz. Her şeyi konuşuyoruz ama gündemimize de devam edelim. Evet, peki Banu Alkan'daki son değişiklikler nelermiş? Herkesi nasıl şaşırtmış onu görelim. Evet, İbrahim Tatlıses'in keşfi, Burcu Esmersoy soyadına istinaden o zamanlar Esmermiş, sonradan sarışın olmuş ve Didem Didem klibini insanlar şok geçiriyor. Bu klip olamaz, nasıl bir arabesk şeydi. Şimdi 14. Louis'nin torunu gibi davranıyor ya. Fransa sülalesinden ondan sonra ama işte geçmişte de İbrahim Tatlıses'in keşfi olarak klipte oynamış. Aferin, güzel bir ime yakalamış, destekler almış. Acun kardeş de çok destekledi onu. Çünkü haklı da, kim olsa destekler. Yeah. Önemli bir magazin figürü kendisi. Güzel de kız, Allah var. Allah evet, sevgilisine bağışlasın diyoruz. Bu tamam. Arada Hülya Avşar taşınıyor mu dedin sen şey? Galiba İngiltere'ye mi? Evet. Zehra'nın kızının yanında okulundan dolayı herhalde. Onunla beraber oraya yerleşiyor diye okumuştum ben Hülya Avşar. Senin fiziğini, yüz şeklini Hülya Avşar'a da çok benzettiler. Ya Hülya şöyle bir şey var. Hülya ile bizim aslında kan bağımız var. Benim anne tarafımda Ardahanlı, Hoçpan Hasköylü. Öyle mi? Tabii ki. Onun halasının eşi işte o taraftan, benim işte anne tarafım Avşarlardan, aynı köyden, aynı yerinden. Ama Hülya Avşar katılmış mıydı Hülya Avşar programına? Tabii ki katıldım ve biz bunları konuştuk beraber Hülya Avşar'la. Kuliste de bayağı bir muhabbet ettik, bütün akrabalardan bahsettik, her şeyden konuştuk. Hülya Avşar'ı samimi buluyor musun? Hülya Avşar ağzına geleni söyleyen bir kadın. Yani hani saklamayan da söyleyen bir kadın. Peki ama o sana böyle gerçekten bir ablaca tavsiyelerde bulundu mu veya yardım istersen yardım ederim dedi. Bana şöyle bir tavsiyede bulundu. Bana özel telefon numarasını verdi yayından çıktıktan sonra. Mehtapçım dedi, yani dedi, var ya dedi, hani ben de dedi, hani bir şey de yapamıyorum, sana da bak da dedi, çok üzülüyorum falan dedi. Ondan sonra sana da telefon numara benim, ara beni de dedi. Beraber hani ben sana da tenis falan, şimdi tenis öğreteyim, tenise yardımcı olayım. Şimdi benim de o ara tenise falan ihtiyacım yok. Ya o çok tenis komik. Sonlarda ya. Yani çok komik bir şey. Düşün tenis. Yani açlıktan ölmüş bir adama ya onu bırak da sushi yer misin? Sana bir havyar bir. Bana bir Türkiye'deki çok önemli star olarak en azından bana hani böyle bir şöyle bir şey de söyleyebilirdi. Ben belki Hülya Avşar olsaydım diyebilirdim yani. Ben seninle ilgileneceğim. Medyada Hülya Avşar'ın ulaşamayacağı kişi, kurum ve şahıs yok. Aynen. Tabii. Şimdi bir şey söyleyeyim mi ben size? Her şeyi dinliyorum. Hı hı. Şu son söylediğine katılmıyorum. Yani şu anda böyle söylüyorsun. Yani
Ben olsaydım yapardım. Ben olsaydım şunu yapardım. Yapmazdık. Kaç kişi? Yapmazdık. Niye bunu söylüyorum? Seni evet, üzmek, kırmak için anladım. Değil. Ben de şu andaki geçmişten bugüne kadar yaşadıklarım gözümün önüne geldiğinde ben de bir şey yapmıyorum. Elimde böyle anladım. Bir güç yok diye yapmıyorum değil. Yarın elimde geçmişin aynı gücü olsa yapmam. Yani bu Türkiye'de starlar kimseye yapmam. Yardım hayır. Etmez yeniler, yeni çıkanlar falan. Onun, anladım. Yani tamam. Şu laf çok yanlış bir laftır. Ben olsaydım yapardım. Bu da bence klişeleşmiş bir laf. Bunu söylemeyin. Yapmayız belki söyleme. De değil mi abi? Çünkü yapmazdın. Yani sen de yapmazsın. Ya abi, iyilik kötü hocam şey yapmazsın. Yapmazsın. Vallahi ben çok kişiye ya Allah Allah. Ben de yaptım. Peki yapma neden? Yaptım. Ayrı şey bu saatten sonra o kadar darbeyi alıp o kadar sırtından hançerlendikten sonra bugün aynı güç sihirli değnek olsa yapar mısın? Yapmam. Darbe alanlar mı yapmamaya başlıyordu? Darbe alana kadar yaparsın. Darbeleri yemeye başladıktan sonra, geçtikten sonra zaman... Sivrittiğimiz kazıklar bize batar. Yani yaparım. Olsun. Ben olsaydım yapardım. Bu laf, lafı güzaf oluyor. Boş laf yani bu. Kimse yapmaz. Şimdi söylüyorum sana. Geçmişteki o insani ya sağduyulu düşüncelerle yapılmış olan işlerden sonra neticeleri senin lehine tecelli etmiş olsaydı yapmaya devam ederdin. Evet. Çünkü insanlar çiğ süt demiştir. O da bir menfaat alışverişi. Anladım. Bunu telaffuz etmekten imtina etmeyin. Sen iyilik yaptığında neticesi senin istediğin gibi geliyorsa istemesen bile onu yaparsın çünkü güzel netice geliyor evet, diye. Evet, evet. Yani bu hakikat bu. Bunu, bütün buna rağmen sonuç itibariyle senin aleyhine tecelli etmişse bütün yaptıkların... Evet. Elinde o güç tekrardan eline imkanlar geçtikten sonra yapmazsın. Sizin bu teorinize göre karşılıksız iyilik diye bir şey yoktur. Asla ve kata. Ben asla ve kata inanmıyorum. Ansiklopedi konuşuyor. Bu evladınla ananın babanın ilişkisinde de var bu. Daha insanın evladından daha yakın biri var mı kendine? Kendi sülbün, canın. Onda bile bu muhasebe var. Onun için burada şimdi birbirimizi kandırmanın, burada millete şirin gözükmenin manası yok. Yapmazlar. Vallahi ben de kimseye kefil olamayacağım. O kadar. Için. Yani bırak kefaletimi, ne kefili be? Delirdin mi sen? Ben ondan ben dolayı girmem. Ben herhangi bir... Ben katılıyorum. Karşılıksız, biz yapalım yapmayalım. Biz özne değiliz abi. Karşılıksız iyilik vardır ve bir erdemdir bu. Tabii canım. İnsan insan yapan erdemdir. Kulağa hoş geliyor bunlar. Kulağa niye hoş gelsin abi? Siz tamamen sıfır erdiniz. Sen ya kendinden paylaş. Abi bizi bırak. Sen bırak bizden oluşmuyor. Ya halkı bırak ya sen. Halk benden farklı biri değil. Halk dediğin adamın da iki eli var, iki gözü var, bir beyni var, hisleri var. O yapar. İyiliği yaptı. Yani Kadir Şinas insanlar da yok ya mu bu ülkede yapılan iyiliğe? Kadir Şinaslığın sonuçlarıyla doğru orantılı benim söylediğim şey. Şeker kardeşim, elbette ki yaparsın. Birine yaptığın bir şeyin arkadan, sırtından harçenlemişse, ondan beklemediğin bir neticeyi almışsan bir daha çok, yapar mısın? Çok, çok. Abi biz nankör bir sektördeyiz. O yüzden genelleyemeyiz. Ya, toplumun genelliği. Sektörün dışında da böyle ama. Sektördeki nankör bir sektör değil. Normal vatandaştan bahsediyorum ya. Normal ya. İkili ilişkilerde. Anadolu'da bugün bir ahır için 3 kişi ölüyor be. Babasından kalan bir ahıra sebep. Paylaşamıyorlar abi, doğru söylüyorsun. Orada 3 dönüm arazi yüzünden 3 tane cinayet işleniyor hocam. Allah aşkına menfaatlerin girdiği yerde sana söylüyorum. Bu prensipleri... Lütfen itiraz peki, etme. Olması gereken nedir abi? Olması gereken ne biliyor musun? Hayatta attığın adım kadar sana karşı tarafın gelmesini bekleyeceksin. Evet. Gelmiyor mu? Bir fazla vermen de senin aleyhine kimseye karşı o kadar. Ederinden fazla değer. Değer vermez. O kadar. Sevdiğin seni seveni hak ile yeksan olsa, sevmeseni sevmeyeni Mısır'a sultan olsa. O zaman yıktım perdeyi, eledim viran. Varalım tamam. Haberlere geçelim hemen. Tamam. Peki. Hemen. Döndük dolaştık senin dediğin yere geldik. Evet. Gökçe Bahadır saçlarını sarıya boyattı. Hayranları isyan etti. Bence güzel olmuş ama bakalım nasıl. Evet. Gerçekten o kadar güçlü bir karaktersin ki hala o gülen yüzünü muhafaza ediyorsun ve içten muhafaza ediyorsun. Gülmek çok zor bir şey değil. Bu sektörde herkes maskeli bir şekilde gülmeyi biliyor. O tiyatroyu oynuyorlar. Tıpkı maskeli ağlamalar gibi. Doğru. Yalandan isteyince. O yüzden de bu sektörde fazla arkadaş yapmıyorum. Ama kendime. Sen
O gülen yüzünü koruyorsun. Bak neler yaşamışsın. Teşekkür ederim. O geçmişteki günlerde, o çalıştığın yerlerde neler neler bu yaşamışsın. Bu tarz programlarda, katıldığım programlarda bütün samimiyetimle anlattıklarım hiçbirisinde bir yalan yoktur. Bütün samimiyetimle o an ne yaşıyorsam, o andaki duygularım ve benim duygusallıklarım tabii ki. Bunlar da böyle bir patlamaya neden oluyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu canı gönülden çok gerçekçi, çok aslında sözü sert olsa da iyi adamı oynayan, armağan çağlayan sana el uzatmadı mı? O, onun olduğu, bağlı bulunduğu şirket istese seni bir televizyon starı yapardı kardeşim. Şimdi önce, ve para da kazanırlardı senden. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben Armağan Bey'le hiçbir zaman arkadaş olmadım. Benim arkadaşım değil. Öyle hani çok samimiyetimiz de olmadı. Yarışmadayken sadece bir samimiyetimiz olmuştur. Onun dışında da biz Armağan Çağlayan'la birbirimizi uzun zamandan beri de görmüyoruz, görüşmüyoruz da zaten. O yılları kastediyorum, yarışma döneminde. Yarışma döneminde bana ne yapabilirdi ki Armağan Çağlayan, ne yapacaktık? Ama Medyapım'daydı, yapım şirketi ve senin de bir cevval bir yönün de var. Ben mesela o televizyoncu olarak kaçırmaması gereken bir karakter. Az önce Sacı Taslan ne dedi? Ama senden karşılıksız değil, senden para kazanabilirler. O zaman Fatih Aksoy karar verdi. Hocam bir şey söyleyeceğim sana. Düşünebiliyor musun şimdi? Çok önemli bir dünya çapında sinye olmuş, herkesce tanınan bir yarış atım var. Yarın bunu Veli Efendi'de koşturursan birinci geleceğine mi inanıyorsun? Hayır. Bu memlekette bazı konular var, bazı noktalar var. Aslanı kediye boğdururlar. Bu iki kere gidiyor. Armağan Çağlayan'ı ben yakinen tanıyorum, sen de tanıyorsun. Özünde düzgün konuşan, mantıklı konuşan ve fazla sağa sola zararı gelmeyen insanlara da elinden geldiğince kimseyi fincancı katırlarını ürkütmemek kaydı şartıyla yardımcı olmaya çalışan bir adam. Doğru mudur bu? Doğrudur. Akademik kariyeri de olan bir adam. Böyle bir şeye soyunduğu dakika eğer onun önüne set çekilmişse Armağan değil, Armağan'ın yedi sülalesi mezardan doğru çıksa muvaffak olamaz. Doğru. Bu memleketteki bu sistem başka bir yerde ve bu sistemi en güzel kullanan kim biliyor musun? Gücü şu anda bu memlekette en güzel kullanan Gülben Ergen. Evet. Bak. Şu anda Ordu'da yine bir okul açılışı falan da. Onu bırak. Onu bırak. O işin şeyi, kılıfı. Zaten okulun yeri koyuyor. Hayır, öyle yürümüyor işte işler. Öyle yürümüyor. Defteri dürülmüş olan, defteri dürülmüş olan bir konuda allem etti, kullem etti, ne etti, ne etti bana detay sorma. Ben sana anladığın kadar anlatıyorum. Herkesin de bu benim anlattığımı anlamakla mecburiyeti yok. Anlayan anladığı kadar anlatsın, anlamayanlar da anlayanlara anlatsın. Anlamıyorsun, anlamıyorsun ama defteri silinmiş olduğu bir yere belli bir sürede bütün şartları ve bütün silahları oraya yönlendirdi. Geldi orada yazı yazıyor. Ve en kısa sürede o kuruluştan içerisinde program yapacak. Sayın Sarsan diyor ki Doğan grubunda yakında gazetede gördüğünüz gibi televizyonda da görebilirsiniz. Evet, bence de. Peki bu Doğan grubundan bu Doğan grubu içerisinde bunun defterini dürmüşlerdi. Veleddâllâ amin. Böyle Hazreti Ali'nin Zülfikar'ı gibi bir tane vurdular, kellesini aldılar. Merhum nasıl bilirdiniz? Sonra nasıl oldu da bu? Sonra nasıl yayıncılık oldu da bu? Kalan. Hangi güçler nasıl devreye girdi de bu kadar yolu tamamen kesilen... Hangi tapınak şövalyeleri? Şimdi demek ki bu memlekette bu her devirde vardı. Bir kere burada bir mutabakat sağlayalım. TRT zamanında da vardı. Her zaman vardı bu. Bu her zaman vardı. Yeter ki sen o söylenen, o tarif edilen kartelin yahut işte o şeyin, tröstün içerisine girdiğinde onların istediği gibi bir rota çizerlerse ama o rotada kalabiliyor musun? Rotaya gelme daha. Girdiğinde önce bir girebil bakalım. Hayır. Onlar... Allame Cihan olsan girebiliyor musun? Bir dakika. Allame Cihan olsan giremezsin de onların istediği biri olduğun zaman girersin. Tabii. Allame Cihan olursan zaten girersen zaten böyle bir kartel kalmaz. Yani şimdi arkadaş oturuyor burada. Kendi ayakları üstüne gelmiş. Şu anda yıkılmakla yıkılmamak arasında
günceli mücadele veriyor. Hayatının güncelini kurtarmak için bir çaba sarf ediyor. Ben öyle şimdi müzikal laflar konuşamam. Doğru. Doğru mudur değil mi? Doğrudur midir? Abi. Bazı konularda da geçmişinden ötürü nasırlaşmıştır ve ben hak veririm. Çünkü torpille veya bu kartel içerisinde yönlendirmeyle gelip bir yere oturanlar eğer o mecralarda dünya çapında yerlerde servet sahibi olacak hale gelmiş ve acımasızlığı aynen idam ettiriyorlar ise sıfırdan gelip de pavyondan gelip de kendini şu anda Türkiye'ye tanıtmış olan bir kadının bazı konularda nasırlaşmış olması çok normal. Onu yadırgamamak lazım. Aradaki farkı iyi görmek lazım. O pavyondan geldiğini inkar etmedi. Ama bugün nice starlar görüyoruz ki çalıştık, yaptıkları ve yaşadıkları hayat yanında. Pavyon çok masum bir yer. Şimdi ben bu pavyonu konuşurken bunu tahkir etmek adına söylemiyorum. Evet. Sektördeki küçük ismi. Düşürmek adına söylemiyorum. Böyle bir iddiam da yok. Hiçbir zaman çünkü benim babamın da çalıştırdığı meşhur Cumhuriyet pavyonu vardı. Şimdi ben bunları tahkir edersem o saatte gecenin o nısfı saatinde ve insanların, normal insanların elinin ayetinin çekildiği, bu tip insanların zombi gibi çıktığı, içkinin, kadının ve tehlikenin ve had safhada olduğu trafikteki bir durumda yaşamış olan insanların nasırlaşmış olduğu bazı konuların olmasına hak verdiğim için bunu söylüyorum. Yoksa kimseyi tahkir etmek benim haddim değil. Yani bir adamın babasının da koskocaman tepe başında Cumhuriyet pavyonu varsa, onun içerisinde Charles Aznavour'dan şuna kadar buna kadar oraya programlar getirmişse ki o çok Legion d'Honneur madalyası alan arkadaş da o pavyona program getirdi. Fransa'dan Sisi Uragan'la Lady Çinçilaları. Abo. Anladın mı? Yani Erkan Özerman. Yani kendimizi böyle anlatırken İngiltere'nin Buckingham Sarayı'nda yetişmiş bahçesinde çocuk oynuyorduk değil hepimiz. Lordlar Kamarası. Lordlar Kamarası. Saati mi sordun? 11'i çeyrek geçiyor. Sıradaki haber. Evet. Hadise psikolojik yardım almayı düşünüyormuş. Neden? Görelim. Programımız devam ediyor. Fejilyan soranlar oldu. Altyazı girer misiniz rica etsem? Fejilyan'a nereden ulaşacağınız altta yazıyor. Bugün Fejilyan telefon şarj ünitesi veriyor. Ücretsiz olarak 2 saat içinde sipariş verenlere ve indirim devam ediyor. Fejilyan.com ve 0532-111-5101. Evet, altyazı kalsın, biz konumuza devam edelim. Evet Mehtap, seni bu hayatta kişi olarak sektöre girip popülerleştirdikten sonra en üzen kişi kimdir kardeşim? Ben o zamanlar hani ilk zamanlar çok dikkate alıyordum herkese. Çok önemsiyordum. Ben o zamanlar. Bir şey zannediyordum falan hani herkes. Çok gelip onu anladı. Değil mi abi? Çok önemsiyordum falan. Her bir şeye de üzülebiliyordum. Her şeyde o zaman bu piyasayla alakalı, bizim sektörle alakalı yani söylüyorum. Müzikal, sanat, sinema. Ay şimdi pek onları da pek dikkate almıyorum yani hiç. Üsteler bile beni tırıs gider, vız gider diyorlar. Yemez artık. Artık ya duymuyor. Buradan giriyor, buradan. Onlar benim için önemli değiller yani. Ben gerçekten hani insana değer veriyorum. Benim için hani şöhreti veya yaptığı bir işi, bir şeysi falan önemli değil. Adam olsun, insan olsun canımı yesin abi. Peki doğru söyle. İbrahim Tatlıses sana destek oldu mu? İbrahim abinin ben show programına çıktım 2 defa. Bu destektir bence. Evet destektir. İbrahim abinin şovuna çıktım 2 defa yani. Onun dışında İbrahim abiyle birebir de hiç görüşmedi. Ha bir de Can Tanrıyar'ın iftar yemeği vardı Petek Dinçöz'ün. Orada bir beraberdik İbrahim abiyle. Ne? Bu da destek. İftar yemeğine git, yemek ye, bu da destek. Ben bunları söylüyorum. Bunlar işte yani. Bu kadar. Nerede değerlendirir demiyor. Nerede karşılaştığını söylüyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Yıllardır sektörün içindesin. Senin idolün İbrahim Tatlıses mi oldu, Bergen mi oldu, Tüdanya mı oldu, kim oldu, Zeki Müren mi oldu yoksa? Ya tabii ki saydığın isimler gerçekten hepsi yapmış olduğu hani müzik dallarında çok çok farklı. İbrahim Tatlıses bir star, bir marka. Yani sen Bergen, Zeki Müren, pavyon günlerinde, pavyon günlerinde kesin rahatlamak için böyle etkilenmek kimi dinlerdin kardeşim? İbrahim Tatlıses, rahmetli Bergen, Nur içinde yatsın dinlerdim.
Çünkü ben acılarla besleniyordum o dönemlerde. Hı. Ben yaşamış olduğum acılarımı o şarkılarda buluyordum. Söylüyordum ve dile getiriyordum. Yani insanlara şarkılarımda aslında kendimi anlatıyordum. Yapmış olduğum, seçtiğim şarkılarla, sahnedeki okuduğum şarkılarla aslında kendimi anlatıyordum. Pavyonda şarkıları okurken konsantre olup o acıları mı yaşıyordun içten okumak için? Hem de ne acılarımız var. Gerçekten rol yapmıyorduk. Acılarımız vardı, onları... O dönem yaşadıklarıyla bağdaştırıyormuş kendisini. Tabii ki, onları anlatıyorduk. Zaten. O şarkılar bize sadece teselli veriyorlardı o zaman. Ya, tabii. Ve biz o dönemlerde, çalıştığımız dönemlerde leblebi gibi antidepresan yiyorduk. Peki benim yani bildiğim bir şey var. Daha önce de konuşmuştuk ama ilk defa seyredenler vardır. Ön masaya keriz mi deniliyordu? Bir hayvan, bir eşek mi deniliyordu? Neydi o? Ya şimdi tabii ki bu tip şeyler o dönemlerde. Pavyonlar. Ya bir kere oradakiler içki içmez. Bahsediyorum 10 yıl oradakiler önce. Oradakiler içki falan içmez. Alkol bütün kötülüklerin anasıdır bu arada, uyarıyorum. İş bittikten sonra belki rahatlamak için bir kadeh, iki kadeh. Ben oradakileri sormadım. Ben müşteriyi soruyorum. Ya keriz oradan geliyor zaten. Şimdi ön masaya yani... ne deniliyordu ablacığım? Dur soruyu alayım abi cevabı. Eşek masa. Eşek masa. Ne? Bunu ben demedim. Estağfurullah. Orada bundan, bir deyimdir yani. O dönemlerde, ya bundan 10 sene önce çalıştığım dönemlerde ona da eşek masa neden derlermişti mesela. Sorardım. Yani en zengin, en çok hesap bırakan, en çok kendini... Gelmiş, hani egosunu şişirmeye gelmiş. İşte kendisini övsünler birazcık. Masadakiler işte ona ilgilensin. Egosuyla, parasıyla kendini anlatmaya anlatabiliyor ancak yani. Peki o size gelen içkiler filmlerdeki gibi yani böyle bir çay mı geliyordu yalandan içkiyle? Abi ben konsomasyon hiç yapmadım. Yok, yapan arkadaşlarınız için. Tabii vardı onlara. Genelde meyve suyu. Bol bol ismi. Ama müşteri onu alkol zannediyor tabii. Ya müşteri onu biliyor zaten. Elma suyunu viski zannediyor. Ama bir müşteri, de on yazılıyor. Müşteri ama psikolojik olarak onunla beraber içme isteği vardır müşterinin. Beraber içelim. Onun yani eskiden aslında kadının da içmesini çok istiyorlardı. Tabii ki. Fakat o sabaha kadar nasıl olacak? Mümkün değil öyle bir şey. Dolayısıyla bu icat edilmiş. Ya bir adamdan mesela o eşek masadan kaç lira alıyorlardı? Bilmiyorum ki, ben kasaya bakmıyordum abi. Yani sabaha karşı belli olur. Sen bana ahiret suali soruyorsun ya. Ya diyelim ki o dönemlerde. Kaçtı abi. Sabaha karşı belli olur. Sabaha karşı 5'e 5 kala 10 kala belli bak, olur o. Bak şunu söyleyeyim şahit olduklarıma. Arsası vardır. Mesela diyelim Ankara'nın Polatlı, Temelli veya Haymana veya herhangi bir tarafında arsası vardır. Pardon, hesap çıkmamıştır. Müjdat, arsasını verir. Mehtap her şeyi konuşalım da olduğunu biliyorum. Müjdat kim? Mehtap pavyonları anlatıyor yazacaksınız. Mehtap her şeyi konuşalımdaymış. Bravo. Zekanız aynı. Yani o anda sen gelmişsin oraya, oturmuşsun. Geniş, güzel takılmışsın. Oturmuşsun, alemin ortamını yapmışsın. Ondan sonra tabii ki iş hesap ödemeye geldiği zaman... Kartlarını vermişsin, bitmiş. Cebindeki nakitini vermişsin, bitmiş. Senin orada yeter, bu hesabı... şimdi şu var. Senin orada yani o Türk filmlerindeki dayak yeme hikayesi, bulaşık hikayesi var mıydı? Kardeşim? Bulaşığı bilmiyorum da dayak yeme hikayesine şahit oldum. Onu anlat bize. Gerçekten dinlemek ister misin? Kesinlikle. Ankara'da Çankır Caddesi'nde Ahu Pavyon diye bir yer vardır. Ahu Pavyon'da ilk... Reklama gitti, kapandı çünkü. Kapandı. Evet. Rahmetli Neşet Ertaş da orada çok çalışmıştır ve Leyla'ya orada yanmıştır yani. Abo. Leyla'ya yanmıştır orada. Orada bir gün yine 3-5 gazino geziyoruz. Sazlarımla beraber geldik. Müdüriyete geçtik. Müdüriyette de adamın bir tanesini oturtturmuşlar ama güzel de bir koltuğa oturtturmuşlar. Bayağı da bir dövmüşler yani. Ondan sonra ben de dedim ki abi dedim ne oldu falan dedi. Dedi sol üstüm dedi yani dedi, bu dedi. Saat kaçtan beridir dedi. Oturduk. Bütün kızlarla oturdu. Yedi işte bütün dükkanı ısmarladı. Oh, ısmarlamış bir de. Bol keseden görülmüş. Tamam. Hesaplar benden. Bir hesap gelmiş. Bak işin enterası aslında trajikomik bir olay bu yani. Demiş ki ben demiş eve kadar gideyim. Eve kadar gideyim, karımın bileziklerini getireyim. Vay vay. Bak, ve gidecek o saatte diyecek ki karısına çok önemli bir şey ya da bir arkadaşın gönderecek ki böyle böyle alacaklar onu. Abi dedim siz kaç tane buna vurdunuz? Bayağı belli yani harbi yapmış. Yani ben de sen mi salladın? Ne yaparsanız yapın. Ben de hani üzülürdüm. Bırak abi ya hani ne, kaç lira hesabı kalmış yani bunun da falan derdik yani. Yazık günah çoluğu var çocuğu var gitsin.
Ama bu karısı, karımın bilezikleri deyince abi dedim hiç acımayın lanet buna olsun. Dedim ya dedim hiç acımayın buna. Daha bir daha da yapmasın dedim. Yazık değil mi o kadına? Günah değil mi o kadına? Sarış abi hiç Maksim'de dayak yiyen oldu mu hesapta? Gazinoda böyle bir şey olmaz. Bugüne kadar da olmadı. Öyle peki, ödememeye tenezzül eden oldu. Yani alkol bir yerde bilmeden, olur. Bilmeden ben böyle birkaç tanesi çok da değil. 2-3 defa karşılaştım. Bilmeden böyle bir gelen, tabii orada ona servis yapan garsonun da çok büyük günahı var. Çok, nereden bilsin? Tabii. Ha, uyarmalı mıydı? Hani, şimdi o tarihin garsonları anlamalı. Bilirler her şeyi. Yani bu duruşundan, adam edasından. Yanındaki karısı mıdır, sevgilisi midir? O dakika bulduğu geldi. Belli. Tamam mı? Orada adama yüklenmişler, yüklenmişler. Adam hayatında balık yumurtası bilmez, havyar bilmez, bilmem ne bilmiyor. Bilmiyor. Bu ayıp değil. Bilmiyor. Böyle bir şeye alışmamış. Tabii. Ve hayatında ilk defa karşılaştığı bir hesap geliyor. Ben de hiç unutmam. Rahmetli Fethi Bey'in yanında katiplik yapıyorum. Taşlık Maksim'de. Ona bakan da öldü gitti, Allah rahmet etsin. Onun da adı Efe Ali, garson, İzmirli. Niye dedim buna götürüp bunları verdin? Ya işte dedi, işte ya işin hafif olması, fazla olması, bu adama niçin bunu verdin? Ve bu adam aşağı yukarıda sahnenin den sonra 3. 4. sırada bir masada oturuyor. Kallavi masalardan birinde. Hayır, arkada da oturuyor, arkada, tam tersi. Fethi abi dedi ki bana, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Amin. Ben de çok emeği olan bir adamdır o. Dedi ki git oraya, adama bugün de Maksim'in misafirisiniz de, sen dedi konuş. Fahri Bey'in oğlu sensin falan. Peki, yani ben orada tabii işte Abdullah Bey var, rahmetli Mustafa Çetin var, Yağcı Mustafa var. Yani çok kallavi adamlar var. Ben de kalktım gittim. Bu akşam dedim bizim misafirimizsiniz. Niye? İşte böyle tensip ediyoruz falan. Hiç unutmuyorum. Yanındaki de eşiydi. Kalktı gitti adam. Bak ne enteresan. Aradan 10-15 gün geçti Erol. Aynı adam 9 veya 12 hiç tahmin ediyorum şu anda yıllar geçti çünkü. Belki ya 10 ya 12 kişi en önde bir masa yaptırdı. Billahi. Ve ısrarla o havyarla balık yumurtasını sipariş veriyor. Ah canım çok sevmiş. Bak. Türk filmi gibi abi. İsrarla onu veriyor ama. Tabii servisler yapıldı falan. Kuruşuna kadar parasını ödedi ve gitti abi. Şimdi böyle de var. Haysiyet ama bir şey söyleyeceğim. Bu kadar eleştiririm. Yeri geldiği zaman yerden yere çalarım. Yeri geldiği zaman haksızlık yaptığını da söylerim. Ama bir şeyini takdir ediyorum. Allah'ın nur içinde yatırsın. Ters düşmelerimiz ayrı konudur. Ama Fahrettin Aslan bu işin kitabını yazmış. Doğru. Tabii. Hayatımda 30-35 senesi ömrüm orada geçti. Çocukluğumdan beri orada geçti. Bir gün hesapla ilgili bir kişiye kaşın üstünde kara var denmedi. İşte bu Erdem. Onun için de bir gelen hep geldi. Hakkını da teslim edelim. Hayır. Evet, gazinolardan konu açılınca dün Sabah Gazetesi Günaydın Ekin'de patlayan bir haber müzik dünyasında bir yangına sebep oldu. Konunun içeriğin cevapları çünkü Sacit Aslan'ı ve Mehtap'ı da çok vakıf olduğu konular. Evet, 16 yaşındaki Aleyna Tilki 18 yaş üstü mekanlarda, alkollü mekanlarda sahneye çıkıyormuş. Görelim haberimizi, sonra buradayız. Evet, açıklamalar. Kız da demiş ki, Aleyna Tilki demiş ki, ben demiş annem babamla gidiyorum, oralara çalışıyorum. İstanbul'da önemli mekanlara gidiyor. Şu anda da müzik listelerinde aranjör Emrah Karaduman'la birlikte yaptıkları şarkı zirveye oturdu. Uzun zamandır bu yaş grubunda bir star yoktu. Ergenlerin, teenage'lerin ikonu olabilecek. Kız o sadece onlara değil, müzik listesinde şu anda Tarkan'ın da üstünde. Bütün zirveyi zorladı ve diyor ki bana gelene kadar devlet çocuk oyunculara baksın. Bütün diziler çoluk çocuktan geçilmiyor. Ben ailemle gidiyorum. Bu arada avukatları aradık ve yasalara baktık. Yasalar içkili yerlerde kesinlikle çalışılamayacağını söyledi. Aileyle ancak valinin aileyle de yasak. Hı hı. Valinin özel izniyle olur böyle bir şey dendi. Hayır. Ha, bitireyim siz devam edin. Yasa bunu söylemiş.
yasalar sizin çalıştığınız dönemlerde değişkenlik göstermiş olabilir. Şu anda ilin mülki amiri olan vali izin verirse çalışır diyor yasa. Bunu ben söylemiyorum, yasa öyle diyor. Ve Sibel Can bir açıklama yapıyor. Sibel Can diyor ki, evet ben çalışmıştım ve benim yüzümden Maxim gazinosu kapatma almıştı. Araya Fahrettin Aslan ve Türker Önanoğlu girdi. Yaşımı büyüttük, o da yaşını büyütsün. Başka çaresi yok diyor. Evet, bu işin canlı tanığı da Sayıştı Aslan. Şimdi söyleyebilirsin abi. Ben sadece var olan yasayı söyledim. Zaten böyle bir yasayı sen vilayetin emrine verirsen, böyle bir yasa çıkartıp da bu tercihi valiye verirsen, vali de tanıdık gelirse uygular, tanıdık gelmezse reddeder. Bu tip şeyler vali böyle bir şeye girer mi abi? Ya bilmez. İşte ama vermiş, işte bak ne diyor. Biraz evvel okudun kanunu. Eskiden ruhsatların şeyi belliydi. 18 yaşından evvel kız, erkek rüştünü ispat etmemiş hiç kimseyi sahneye çıkartamazsın. Bitti. Kanun. Evet. Şimdi o değişmiş diyorsun yıllar sonra ve tercihen de burada da inisiyatifi mülki amire bırakıyor. O niye yapılmıştır biliyor musun? Niye yapılmıştır? Mahallede televizyon edip bir barda biri için bunu kullanmayacaktır. Mesela diyelim içkili yer ya, onu da anlatayım. Devlet erkanının geldiği, diyelim devlet büyükleri de geliyor. Bir sarayda, bir konsoloslukta, bir yerde özel alkollü bir yer. Evet. Alkollü bir yer. Alkol catering'i var. Evet. Ve orada diyelim çok yetenekli bir şarkıcımız, kemancımız, piyanistimiz var ama altın çocuk ama küçük. İşte bence vali burada kullanabilir inisiyatifi. Ya abi. Bu tip açmazlar için bu memlekette Allah Muhammed aşkına ya, ayağınızın altını öpeyim ya. Bir kanun vardır. Kanunun bir yönetmeliği vardır. Bu yönetmelik çıkan kanun önüne duvar olmaz. Yönetmelikler kanunların müsbet manada iyi çalışması için yapılır. Ben yani ya. Piyanist çaldı. Evet. Dansöz oynattı. Hayır. 18 yaşındaki adam içkili sahneye, içkili satan yerde sahneye çıkamaz. Peki ben şunu anlamadım. Bitti. Kardeşim. Maxim'de oryantal yaparken Sibel Can için, evet, Maxim kapandı. Ben yıllarca Komet Dans üstünde küçük Emrah'la da, küçük Ceylan'la da içkili yerlerde çalıştım. Aylarca bunlar fuarda da, İstanbul'da da çalıştı. Nasıl oldu abi? Hocam, 7 yaşındaydı ya Ceylan. Şimdi kardeşim, Maxim kapanmasının sebebi doğru. Göze battığı için. Hayır, göze battığı için değil. Yanlış bir şey uyguluyorsun. Yani 18 yaş, 16 yaşındaki bir kızı getiriyorsun. Bu kız çok güzel oynuyormuş. Bu kız oynayabilir ya. Efendim, İstanbul'da bütün gece kulüplerinde oynuyormuş. Bana ne İstanbul'un bütün gece kulüplerinde oynaması? Benim oraya çıkartmama yeterli sebep mi? İlanda süliyetini kullandıkları halde 3 gün mühürlendi. Maxim tarihinde. 40 senelik tarihinde 3 gün mühürlendi burası. İşte Maxim diye yapıldı. Hayır ya vardı. Abicim, şey anlatamadım. Ben daha çok dikkat etmem lazım gelirken, yani şöyle bir gerekçemiz var bizim. Efendim, bugün gecede 6 tane yer çalışıyor. 6'sı da içkili yer. Evet. Babası da yanında. Bir sorun yok. İşte oldu sorun. Evet. Ve 3 gün mühürlendi. Ben bir şey sana söyleyeyim mi? Belki yine kızacaklar bana. Bu 18 yaşındaki doldurmadan sahneye çıkmanın ötesinde daha ileri giderek bir şey söyleyeyim sana. Hani buradan diyorsunuz ya, diyoruz ya zaman zaman, alkol işte bütün kötülüklerin anasıdır. Biz bunu anons ediyorsun sen Rütü'ye, evet, şumullü olarak, değil mi? Yani İnandığım bunu, için de söylüyorum. Bir aynen sonra. Anlatamadım. Bana. İnandığın için bunu, evet, söylüyorsun. Evet. Ya bugün balık satan restoranlarda, bu içki satılan restoranlara çocuk getirmelerine muhalefetim var diyorum, evet, ya. Hem de büyük muhalefetim var. Son konusu beyni. Hep aynı öyle. Içinde. Bunu söylüyorum. O çocuk 18 yaşına geldiğinde kendi hür iradesiyle, evet, gitsin. Ne yapıyorsa yapsın. Belki de o zaman sorumluluk yok kendisinde. Şimdi ben buna muhalefet ederken 18 yaşında kanun benim bildiğim böyleydi. Ben görmeyeli değişmiş. Bir de bunun getirip yetkisini mülki amire vermişsen zaten kantarın topuzu kaçmış. Yani ben ne diyeyim ki? Hayır yani? Başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi esas gerçekçi olmak lazım. Dedim ya, küçük Emrah, küçük Ceylan, şarkıcı çocuk furyasında herkes içkili mekanlarda çalıştı. Gık yoktu. İzmir fuarında da çalıştılar. Bir. İkincisi, esas çalışanı bırakın.
Bugün İstanbul gece hayatını döndürenler, kulüpler, bilmem neler yarısından fazlası 18 yaşından küçük. O, i̇şte 16 Bodrum'da, büyük bile. Bodrum'da da oldu. Hadiseninkini göstermelik bir gün kapattılar. Ertesi gün ceza ödendi, açıldı, devam etti. Yok happy hour'lar, yok gündüz partileri, bilmem ne. Ben 14. şimdi çocuklara anlatıyorum, böyle bakıyorlar. Diyorum ki, cumartesileri biz gece çıkmak diye bir şey yok. Erkek halimizle gündüz çayı olurdu. Çay derdik ona. Cumartesi partileri ve sadece kola verilirdi ve gündüzdü. Çocuklar evet. için, 18 yaşından küçükler için. Buydu çok yani. Eskiden evet. buydu. Şimdi, şimdi diyoruz ki böyle bir şey var. Yeni nesil diyor ki o ne ya? Çay küçücük küçücük beyinler kendilerini yani. Uyuşturuyorlar. Hala bu kadar metinlerle zaman zaman bahsettikleri Amerika'da 21 yaşını doldurmamış adama likör dükkanlarında ya bu alkolü içki vermiyorlar. Evet. evet. Bu arada bir köşeye değindin. Amerika veya Avrupa ile ilgili. Amerika mıydı, Avrupa mıydı hatırlamıyorum. Sene 2001, 5 tane 18 yaşından küçük çocuk, 17 yaş civarında bunlar dünyayı müzik listelerini salladılar. Nerede konser verebildiler biliyor musunuz? Onlar da yasaya öyle derler. Bir mekan, erzimisini ödemişler, içeriye girmiyorlar, müşteri içeride, onlar onun bahçesinde. Aa, yani konseri bahçede verebildiler, onun ha. mekana girmediler. Sana bir şey söyleyeceğim. Demokraside hani çareler mi ya bu bazı kanallar var çok enteresan şeyler olur diye. Bir Amerika'da bir piknik alanı. Göl ve arabalarından geliyorlar. Yüzüyorsun, ediyorsun. Orası yani Belgrad ormanları gibi bir piknik alanı. Abi orayla görevli bir birim var. Tam teçhizatlı ara telsisi, bilgisayarları tam teçhizatlı bir birim var. Görev. Görev ne biliyor musun? Görev geliyor oraya. Arabanızı açar mısınız diyor. Herhangi birini seçerek. Arabayı açıyor. İçinde içkiyle ilgili ken kutu, şişe ne varsa topluyor. Açılmış veya açılmamış. Bir sefere mahsus $198 ceza kesiyor. İkincisini peşinden de söylüyor. İlk cezanız... Bagajında yani sadece. Yok öyle bir şey. Sokamaz oraya. Oraya sokamazsın. $198'ın... Yok eve sonra, gidiyorduk buradan falan marketten aldık. İkincisinde diyor ki... Türkiye'de. İkincisinde aynı şeyi tekerrür ederseniz ve sizi böyle yakalarsak... Eyalet hapishanesinde geri dönüşsüz 3 ayınız var diyor. Tazik hapsi. Peşin işte söylediğiniz diye. Evet. Evet. Ben dersin. Aleyna. Seni destekliyorum sonuna kadar. Çok başarılısın. Gençlerin de idolü oldun. O seste senin yine kıymetini bilmedi o çapsız jüri. Ama sen değerli bir kızsın. Ve makyaj bile yapmıyor. Doğal, kendine ait, naif bir dünyası var ve başarılı oldun. Sonuna kadar da destekliyorum. Ama tabii ki mecbursun. 18 yaşından küçüksün. O yüzden Sibel Can ablanı dinlesen yaşını büyüt başkana çağırıyorum. Buyurun. Ablanı dinle de. ablanı dinle de gittiği yoldan gitme. Ablanı sadece bir konuda dinle. Buyurun. Evet. Cemil İpekçi defilesine Sena'ya kayıt damgasını vurdu. Devamda Salsa Aslan Zeki Müren'le ilgili bombası olacak. Zeki evet devam edelim. Buyurun. Emine Ün pırıl pırıl. Neden? Çünkü Fenjilyan krem kullanıyor. Evet caption'ımız gidip çıksın. Fenjilyan kullanan gençleşiyor. Kırışıklıklar, cilt lekeleri, göz çevresi morlukları gidiyor. Ve binlerce telefon geldi. Ne olur kampanyayı bugün de uzatın diye. Çünkü çok alamayan olmuş. Evet bugün de kampanyamız son devam ediyoruz. Evet ve yanında ne veriyoruz? Power Bank. Bu ne? İşte onun içinden bir sihirli tüp çıkıyor. Telefonunuzu şarj ediyor. Yedek şarj ünitesi. Yok elektrik kesildi, priz bilmem ne. Ama kime veriyoruz bunu? Bunu sadece bugün 13.30'a kadar. Yani 1,5 saatiniz var. Elinizi çabuk tutun. Hemen fenjilyan.com'a girin. Ya da WhatsApp 0533 057 4592. Ya da direkt arayarak çağrı merkezi sihirli numara 532 111 5101. Evet. Mehtap. Gel yanıma. Kremi kullandın. Nasıl buldun bacım? Doğru söyle. Geçen doğru geldiğinde vermiştin. Sen de yalan olmaz. Doğru abi. Ben geçen sefer geldiğimde hediye ettim. Kullandım ama gerçekten faydasını gördüm. Yalan söylemiyorum. Pilatoya sen yalan söylüyorsun. Tonikle siliyorum. Bak önce yüz yıkama jelimle yıkıyorum. Sonra tonikle sildim suratımı. Onun üzerine de bu fenjilyan kremi sürdüm. Zaten baktım Tibet'ten falan dedim. Evet. Böyle. Evet. O hoşuma gitti. Evet. Şimdi sana da hediye edeceğiz. Power Bank. Power Bank ne? Bu kutunun içinden çıkıyor. İki şey çıkıyor. Bir tüp, bir şarjı.
Bunu takıyoruz fişe, şarj ediyoruz. Sonra çantanı at, cebine koy. Küçücük, küçücük. Ama işlevi büyük. Tüm gün yetiyor. Tüm gün defalarca şarj ediyor. Sizin yakınlarınızın, ailenizin, arkadaşların, herkesin telefonunu şarj etme. Telefonunuzu takıyorsunuz, şarj ediyorsunuz. Her kabloya uyuyor. Her tip telefona uyuyor model olarak. Evet. Ve ayrıca tabletinizi ve bilgisayarınızı da şarj ediyor. Fotoğraf makinesi dahil. Ve ayrıca düğmesine basıyorsunuz. Fener özelliği var. Aydınlatıyorsunuz. O iyi, burası. O da güzel. Aydınlık diye. Başucunuzda dursun. Çünkü bu ülkede trafolara kediler giriyor. Elektrikler kesiliyor. Ne olur ne olur kardeşim. Evet. Bu arada Feycilyan nereden çıktı? Feycilyan şuradan çıktı. Tibet'e gittim ben. Ben bu arada reklamın yüzü değilim. Ürünün ortaklarındanım. Doktor olduğum ve gerçeklerin savunucusu olduğumu düşünürseniz para kazanmak için kendimi rezil etmeyeceğimi tahmin edersiniz. Beğenmeyen 2 hafta içinde iade edebilir diyoruz hep. Edebilir. Bir kişi bile iade etmedi. 3., 5. siparişleri veriyorlar. Herkes mutlu mesut. Tibet'e gittim. Yerel halk bir ağaç kökünden bir krem yapıyor. Bulamaç yapıp yüzlerine sürüyorlar. Maske yani Türkçesi. Biliyorsunuz bizde değişiktir öyle. Ondan sonra lapanın adı risotto. Bilmem ne. İşte yüzüne sürülen bulamaçın adı maske falan, suçlu evet. Olsun, havalı dursun diye. Neyse efendim, onu buraya getirdik, incelettik ve içinde harika bir molekül çıktı. Hemen patentini aldık, Sağlık Bakanlığı'ndan izinlerini aldık. Bu anlattığım 3,5 yıllık bir hikaye yani, bugün olan bir şey değil. Ve sonuçta marka ortaya çıktı. Ne oldu? Kozmetik sektörü ayağa kalktı, önümüzü kesmeye çalıştılar. Ama Erol Köse yer mi? Mücadele etti. Niye önümüzü kesmeye çalıştılar? Çünkü dediler ki, tek tüpte hem yüz hem göz kremi olmasın, hem gece hem gündüz kremi olmasın. Ayrı ayrı sat. Sat ki müşteriden rahat rahat paraları tahsil edelim. Biz dedik yok, biz hepsini tek kremde toplayacağız ve ucuza satacağız. Ama başardık, önümüzü kesmeye çalıştılar, başardık ve televizyonumuz da izin verdi. Tanıtımımızı yapıyoruz sayenizde başkanımızın. Evet, Feycilyan. Bir cilt kremi. Kırışıklıkları yok ediyor. Alın çizgileri, göz çevresi çizgileri, dudak üstü büzüşmeleri, boyun sarkmaları, evet sarkmaları da toparlıyor. Yok ediyor. Nasıl? Çünkü içindeki o molekül yaş almakla, yaşlanmak kelimesini sevmiyoruz. Yaş almakla ortaya çıkan kolajen azalmasını ortadan kaldırıyor. Yaş aldıkça orta yaş, orta yaş üstü, menopoz sonrası hanımlarda ve orta yaş üstü, ileri yaş beylerde kolajen azalır, cilt büzüşür, buruşur, çizgiler, kırışmalar, yaşlanırız yani. Özetle bu. Cildimiz yaşlanır. Ama Feycilyan sürünce sanki botoks yapmış gibi. Bebeksi oluyor. Evet, şart. Sanki estetik ameliyat yapmışız gibi. O kolajen bir tokat yer krem tarafından, aktive olur, tekrar üretime başlar. Ve bir balon düşünün, o buruşuk balon tekrar canlanır, kırışıklıklar gider. Göz çevresindeki koyu halkalar, morluklar, torbalar gider ve cilt lekeleri, sivilce izleri, akne izleri, tüm izler ve çiller dahi gider. Bizim Ferhan'ı çilli bombom diyorduk. Kremi sürdü, artık çilsiz bombom oldu. Bombomu kaldı ama. Evet, bu arada evet, Feycilyan'ın 4. özelliği. Bu arada kullananların öncesi sonrası fotoğraflarını da verin. Hepsi not ertesi çillidir. Günde yüzlerce mesaj geliyor tebrikle birlikte, teşekkürle. Evet. Feycilyan ayrıca güneş koruyucu özelliği vardır. Diyeceksiniz ki yaz bitiyor, ne yapalım güneş koruyucu? Derhal söylüyorum. Çünkü Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. Ozon delindi ve küresel ısınma nedeniyle güneşin kanserojenik ultraviyole, A, B ve radyasyon ışınları artık 4 mevsim var. O yüzden dünya uyarıyor. 4 mevsim güneş koruyucu süreceksiniz. Açık tenliyseniz güneş gözlüğü de takın diyor. En ucuz güneş koruyucu da 30 lira. Oysa Feycilyan alınca güneş koruyucu almaya gerek yok. Zaten içinde 20 faktör var organik olarak. Feycilyan tamamen organik, botoks içermeden botoks etkisi yapan tek krem. İçindeki moleküller buna izin veriyor. Günde 2 kere sürüyoruz. Bir sabah bir akşam temiz cilde masaj yaparak, yedirerek, göz çevresini de kaş ortasından içe. Böyle yani. Şöyle buradan içe, buradan içe. Yedire yedire. Yani şöyle değil, dışa doğru değil. Böyle ortadan içe. Evet, ve masaj yaparak içindeki dokulara nüfuz etsin. Çoğu krem nemlendiriciden öteye gitmez. Onu da bilin. Ama Feycilyan'a biz kefiliz. Günde 1 kere sürüyorsunuz. 1 hafta 10 gün içinde mucizevi etkileri başlıyor. Her yaştaki hanımlar, beyler kullanıyor. Gençler de kullanıyor. Çünkü onların da cildinin yaşlanması gecikiyor. Ve ciltleri daha ışıl ışıl oluyor. Fresh oluyor ve nemleniyor. Evet,
Fenjilyan peki kaç lira? 89 liralık krem bugün 69 lira. 2 tane alırsanız tanesi 60, 3 tane alırsanız tanesi 55 lira. Bitmedi. Kargoda bedava. Evet. Bir günde size getirecek hızlı kargo, çok hızlı bir kargo, güvenilir kargo, bedava. Kapıda ürünü al, nakit öde. Kapıda ürünü al, kredi kartıyla öde. Fenjilyan.com'dan kredi kartına taksitle öde. WhatsApp'la sipariş verebilirsiniz. 0533 akıllı telefonların uygulamasıdır biliyorsunuz. 0533 057 45 92. Buraya SMS de atabilirsiniz. Ayrıca bu WhatsApp numarasını arayabilirsiniz. Ama esas telefon numaramız 0532 111 51 01. 0532 111 51 01. Çok kolay bir numara. WhatsApp 533'lüydü, bu 532'li. 532 yazıyoruz. 3 tane biri yan yana koyuyoruz. 51 01. 0532 111 51 01. Oğlum bunların hiçbir aklımızda kalmaz diyenler Facebook'tan, Instagram'dan, Twitter'dan Fenjilyan'a ulaşabilirler. Ya da Google'a Erol Köse yazın, boşluk bırakın, krem yazın. Telefondan, bilgisayardan aratın bunları. Fenjilyan.com önünüze gelir. Bugün sihirli gün. Fenjilyan'a alıyoruz, gençleşiyoruz. Kargoya para vermiyoruz. Ve bu gördüğünüz kutunun içinden çıkan işte telefon yedek şarj ünitesi bataryası. Evet, elektrikler kesildi. O oldu, bu oldu. Priz yok, gittiğim yerde yürüyorum. Önemli değil, defalarca şarj eder, yıllarca kullanırsınız. Bu bedava, kime? 1,5'a kadar sipariş verene. O yüzden hemen fenjilyan.com'a giriyoruz ve 0532 111 51 01. Hemen arıyoruz, hemen alıyoruz. Bedava hediyemize kazanıyoruz ve indirimli fenjilyan alıyoruz. Kargoya para vermiyoruz. Kampanya bitiyor, elini çabuk tut. Demedi deme. Fenjilyan sürmüyorsan, dizimle değilsin. Ne sürüyorsan o. Fenjilyan. Evet. Bravo. Duydum ki Zeki Mürel'le bir talk show hazırlığı yapmak istiyormuşsun ama sana demişler ki Zeki Mürel rahmetli oldu artık. Tarkan. Sıradaki Tarkan'ı nasıl buluyorsun? Tarkan'ı hoş buluyorum tabii ki. Sanat müziği albümü nasıl buldun? Yok. Tutmadı mı diyorsun? Bence değil. Peki bu sanat dünyasında bir evlilik furyası var. Onu nasıl değerlendiriyorsun? Evet, gerçekten herkes evleniyor bu aralar değil mi Sajit abi? Neydi? Bir evlilik aşkı başladı bizim sanat camiası. Neden acaba? Evet, neden bilmez. Yani, bir evlilik furyası devam ediyor. Aynen, devam ediyor. Bütün sektörde hayırlısı olur inşallah. Senle konuşacağım o kadar çok şey yani, var ki. Keşke daha uzun olsaydı diyeceğim. En kısa zamanda tekrar lütfen. Tabii ki abi, her zaman evimiz gibi burası sağ zaten. Sağ ol, teşekkür ediyoruz. Ayağına sağ olun. Ben buna ayağına mutlu oluyorum ve içimden geldiği gibi konuşuyorum. Kendimi ifade edebiliyorum, anlatabiliyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Güzel sohbetler. Peki. Samimi. Buradan seyircilerimize vermek istediğim bir mesaj var mı? Az önce de söylemiştim. Programın ortasında da söylemiştim. Barış. Artık huzur istiyoruz. Barış istiyoruz. Artık her gün şehit haberleri almak istemiyoruz. Evet. El ele kardeş yaşayacağız. Evet. Hepimizin. Evet. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz geldiğin için. Efendim bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.